Efendim bugün yine programımız dopdolu. Çok keyifli ama oldukça hareketli olacak. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bugün çok değerli bir konukla sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız. Çok önemli bilgiler vereceğiz. Her zaman olduğu gibi kaçırmayın diyorum. Bu arada da daha önce anonsunu yapmıştım. Tekrarlamak istiyorum. Kendinizle eğer biraz böyle barışık olmadığınız yönleriniz varsa veya aynaya baktığınızda kendinize birazcık da olsun böyle kusurlar görüyorsanız ve mutsuzsanız yapmanız gereken çok basit. Buradan size çağrımı yapıyorum. Yapmanız gereken nedir efendim? www.fox.com.tr adresine giriyorsunuz. Oradan benim sayfama ateşleniyorsunuz. Başvuru formunu dolduruyorsunuz. Sonrasını bize bırakıyorsunuz efendim. Sonrası artık biz de emin ellere sizleri teslim edeceğiz dedikten sonra eğer tüm gün sorularınız olursa bizi aramayı unutmayın. 0212 702 42 42 aynı zamanda WhatsApp hattımız diyoruz. Konuğumu davet etmeden önce kocaman alkışlar sevgili Sahrap Soysal için geldi. Melekem kavurdun mu balıkları? Hayda! Hayda! Ben böyle mi? Şöyle diye ama bak. Şey yetmedi. Attırı attırı evet. Böyle. Yetmedi bana bir tike. Sen de sonra bir günde derken, bir tike daha fazla yaparız. Bir de sana şeyi öğreteceğim böyle bir iki tane horon halay da yaparız böyle zaman. Hayla. Böyle tutarız seni. Şöyle şöyle. Tabii yapmamız lazım. Yapmamız İnsan lazım. Öyle bir açılıyor. Vallahi çok ben iyi geliyor. Şurada anons yapıyorum ama şurada açılıyorum. Bence de değil sayende. Mi? Çok teşekkür harika. Ederim. Harika. Kavurdun mu balıkları? Aman fasulye. Bugün fasulye. Bugün 7,5 lira. 7,5 lira. Şimdi yeşil fasulye. Bugün Ege'deyiz. Ege'li hanımlar böyle çok pratik. Hı. O kadar böyle hafif ve güzel yemekler yapar ki. Bugün Ege'deyiz. Ve neredeyiz? Yani ne yapıyoruz fasulyeyi, Ege'de? Onlar yeşil fasulyeyi haşlarlar böyle bir yoğurtla karıştırıp üzerine soğanı karamelize eder dökerler. Hı. Çok severim bu. Allah Allah. Çok hoş oluyor. Duydum. Bu da şey arpa şehriye. Bu da arpa şehriye. Şimdi limonla da bir arpa. Sen maşallah. Ben çiğ. Benim dişler yapılıyor da. Çiğ her şey ağzıma evet, tutuyorum. Çok seviyorsun. Severim arpa şehriye. Çok yakışık. Çok merak ettim buradan ne çıkacak. Limonlu böyle. Böyle zeytinyağlı gibi mi? Yemek gibi mi? Bir zeytinyağlı gibi bir de çorba yapacağım size. Ha, bir de çorba yapacağız. Havalar soğumaya başladı. Limon çorbası gibi. Hı. Yine bu da bir Denizli tarifi. Hı. Çok hoşunuza gidecek yani. Bir de çorba yapacağız. Bir de çorba yapacağız şey yani. Ara ara biz şeyden Sahrap'tan gene o paça çorbasını isteyelim mi? Ay paçamız ara güzel ara oldu. Ara yapsın lütfen. Stüdyo o gün yıkıldı bak. Yıkıldık. Komple paçaydık hepimiz o gün. İnanılmazdı yani. Arada istiyoruz. Arada tamam. Vaktin oldu. Tamam, rica oldu, ediyorum. Yaparım, peki merak efendim etme. Merak ediyor musun bugünkü konuğumuz kim? Tabii ki de biliyorsun biliyorum, aslında. Evet. Sizler de çok iyi tanıyorsunuz ve çok seviyorsunuz. Onu dört kulağımız böyle gözlerimiz açık, kulaklarımız açık dinleyeceğiz. Bakın kim geliyor efendim. İşten geldiğinizde ayaklarınız mı ağrıyor? Yorgunlukla birlikte sürekli unutkanlık mı yaşıyorsunuz? Sonbaharda artan diz ağrılarına çare ne? Doktor Gürkan Kubilay'dan dertlerinize çare olacak doğal karışımlar geliyor. Tatlıya hayır diyemeyenler, kansızlık sorunu yaşayanlar, abur cuburdan vazgeçemeyenler. Doktor Gürkan Kubilay tüm bu sorunların altında yatan sebepleri ve çözüm yollarını az sonra canlı yayında Çağla'yla yeni bir günde açıklıyor. Ve tabii ki Doktor Gürkan Kubilay bizlerle beraber günaydın. Bugün. Tüm günümüzün en enerjik günaydın. Konuğu. Nasılsın? Bak niye böyle biliyor musun? Şöyle düşünün. Buradan çıkınca bugün hava kötü belki ama fırsatı buldunuz. Dün bir laf duydum. Çok enteresan bir laftı. Aslında lafa baktığınız zaman uzattığınız zaman belki üzücü ama hayatın gerçeğini anlatan bir laf. Allah diyor Allah. Ki galiba sevgili Selçuk Yöntem'in bir şiir gibi söylediği bir yerin en sonunda şunu diyor. Hı. Bulduğunuz her çimin üzerine bir güzel uzanın. Her fırsatta çimlerin üzerine uzanın. Hı. Bu fırsatı değerlendirin. Çünkü bir süre sonra o çimler sizin üzerinize uzanacak. Artık onun üstünde çıkmanız mümkün olacak. Ama bu çok ağır olacak. Oldu sabah bir dakika, sabah ya. Bir dakika. Buradan yola çıkarak
insan hayatının her anını, her dakikasını çok güzel yaşaması gerekiyor. Şimdi biz de bunu sağlayacağız. Biz de bir ekran başında olanlar bugün gerçekten çok güzel bir program izleyecekler. Evet. Yaklaşık 6 ay kadar sürecek bugünkü programımız. Ya ne yapayım? O olabilir. Dün dediler, olabilir. Bugün evet. Dün dediler ki hocam program şey, birlikte gideceğiz falan tabii. Filan diye artık sıkmamak için size elimizden geleni yapacağız. Senin enerjinle sıkılmamız mümkün değil gerçekten. Sağ bunu söyleyelim sağ öncelikle. Şimdi mesela şu toptan sizin bütün gün boyunca oluşmuş ayak ağırlığınızı yok edeceğiz. Başka herkesin elinde naylon torbalar evet, görüyorum. O torbaları niye dağıttınız? Ben ne için dağıtmış ettim. Olabilirim? Gösterin bakalım torbaları. Şişirip patlatacağız aynen. Herhalde. Şişirip patlatacak mıyız? Bu torbayla hepinizin baş derdi olan, zaman zaman başınıza gelmiş olan çok önemli bir problemi ve hele de böyle birilerinin yanında ortaya çıkarsa gerçekten insanı mahcup edecek bir... Ay çok... Çağla, canım ay, kardeşim. Bir şey yapamadım. Bir bak gücü var. Yok korkma canım yani hiçbir rütüklük falan filan bu durum bir durum değil bu. Gerçekten o problemi çözeceğiz. Arkamızda birçok yine sıkıntılara çözüm olacak yöntemlerimiz var. Ama ben bugün programı dedemle açmak istiyorum. Hoş geldin. Nerede dedeniz? Burada dedem mı? Nerede? Rejiye rica edebilir miyim? Dedeniz nerede? Dedemi görmek istiyorum. Reji bize dedemin fotoğrafını gösterebilir mi? Dedim. İşte nereden görüyorum? Şuradan mı görüyorum? Şuradan gördük. İşte evet. Benim dedem. Hiç Türk önce, televizyonlarında ilk defa galiba evet, dedesini görüyoruz. Türk televizyonlarında ilk kez benim dedemi görüyorsunuz. Neden görüyoruz ama şimdi? Çok kıymetli bir adamdır. Dedemin tabii, adını merak ettiniz mi? Gelsin o da. Dedemin adı. Doktor Gürkan Kubilay'ın dedesinin adı. Ne? Hakaru Hashimoto. Hashimoto mu? Hakaru Hashimoto. Ya sen şaka çok... yapıyorsun ya. Ne diyorsun ya? Buraya kadar Çağla gerçekten dedemle geldi. Fakat bir taraftan Çağla şuna bakıyor orada. Lan bu adam pek de yani nasıl bir farklı biri. Yani, evet. Çok önemli bir adamdan bahsediyorum. Eğer bu adam olmasaydı bugün birçoğunuzun saçları dökülüyor, tırnakları kırılıyor, bağırsakları çok kötü durumda oluyor, soğuğa karşı tahammülsüz oluyor, metabolizmanız yavaşlıyor, sürekli kilo alıyor oluyordunuz. Bir dakika o dolayısıyla, zaman sadece senin değil hepimizin dedesi. Tabii. Dolayısıyla Hashimoto o kadar önemli bir buluş yaptı ki biz biraz sonra bunu da anlatacağız. Bakın ve ya da depresyona giriyor olacaktınız ya da bütün eklemleriniz çok şiddetli ağrıyor olacaktı. Eğer onun bir buluşu olmasaydı şu saydığım şikayetleri olanlar varsa saçları çabuk dökülen, tırnakları kırılan, derisi kuru olan, kabızlık şikayeti olan, cilt problemleri olan, deride, dizde, omuzda, belde, eklemlerde ağrıları olan, ikide bir bunalıma giren, strese giren, kalp atışları yavaş olan, az terleyen, bakın neler saydım. Hepsi şikayet var. Olanlar varsa var yani benim manevi dedem Hashimoto'nun neler yaptığını lütfen biraz sonra izlesinler. Onu ay, da söylemiş izleyelim olalım. Çok merak ettim ama ondan önce şu ortamda yaptığımızda rahatsızlık veren şeyi nasıl gidereceğiz? Onu mu? Şimdi mi yapalım onu? Ay ama onu bakalım. Merak peki, ettim tamam, yani peki. Bir dakika nedir yani peki. O? Bir naylon torbadan neler çıkar? Bir ben sürü de, şey ben çıkar. De alacağım. Bir sürü şey çıkar sana da vereyim sevgili Çağla. Tamam. Bunu daha önce bir yerde daha galiba şunu sana vereyim. Ben izlemedim. Şimdi size bir şey yapacağım. Herhangi bir kamerayı bana fixleyebilirlerse burada çünkü görmeden istiyorum. Evet oraya baktım. En sık başımıza gelen şey yemek yeriz. Evet. Ya da durup dururken şu olur. Hıçkırık. Ne kötüdür değil mi? Ya tam bir toplantıya girersiniz. Önemli bir yere gidersiniz. Ya ben kız istemeye gidip hıçkırıktan kızı istemeyen insanlar gördüm hayatımda yani. O problemde. Bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili birkaç çözüm var. Ben kendi yaptığımı göstereyim mi söyle, sana? Söyle. Benim, senin çözümüne bakalım. Benim şimdi. Çözümümü gösteriyorum. İşe yarıyor ama. Yani Gülkan Hoca bilmiyorum evet. Ne dersin ama. Su içmektir mesela. Hayır su içmek değil. Yutkunmaktır çünkü ha, o zaman. Değil. Şimdi Çağla'dan hıçkırık azalma yöntemleri. Şimdi bir dakika yani Gürkan Hoca'nın şimdi söylediği ne tabii ki bence çok daha pratik bir şey. Benim çünkü mesela yemekte falan restorandaysanız çok rahatlıkla yapılmıyor. Evde yapıyor. Suyu tersten içiyoruz. Biliyor musun? Tersten? İç evet, bakayım. Evet şöyle. Çağla hakikaten bu enteresanmış yani. Gerçekten. Bak onu yaptığın zaman zaten hastalık da kalmaz. Öyle bir şey yaptığın zaman hiçbir hastalık kalmaz yani. Bak onu. Şuradan çok enteresan. Küreğe koyuyorsun. Şöyle. Bunu buradan. Vallahi enteresanmış. Kulaklığım içine düştü. Becerip. ya.
Buldum buldum. Şimdi güzel. Çağla'nın bunu göstermesi iyi oldu. Bunu nasıl yapamayacağınızı gördünüz. Şimdi ben... Bu saçma olanıydı. Şimdi evet. Gerçeğini izleyelim. Şimdi ben gösteriyorum. Çok basit. Mesele vücudunuza biraz karbondioksit vermek. Bunun için de herkes yapıştırsın ağızlarına benim gibi. İyice ama. İyice. İyice. Yapıştırın bakalım. Güzel. Şimdi oradan... Yavaş yavaş nefes alıp verin. Yaklaşık bir 20-30 nefes alıp verin. Bu yaklaşık işte 40 saniye civarında yapar hızlı bir şekilde. Bunun ya bir 40 saniye 45 saniyenin içinde oksijen yerine karbondioksit aldığınız için o karbondioksitin etkisiyle hıçkırığın azaldığını göreceksiniz. Hatta kesildiğini göreceksiniz. Yalnız arada mutlaka dinlendirin. Kendinizi boğmanız gerekmiyor. Çünkü ben bir programda bunu... Çağla tamam yeter. Hoşuna gitti galiba bu. Heh, güzel. En sonunda böyle bitirdik. Yalnız hıçkırık deyince hıçkırığın vücutta önemli bir maddenin artışının da bulgusu olduğunu unutmayın. Mesela kronik böbrek yetmezliği yani üremi hastalarında ürenin ilk bulgularından bir tanesi hıçkırık olabilir. Dolayısıyla özellikle belli bir yaşın üstündeyseniz o açıdan ya benim zırt pırt hıçkırığım tutuyor olsun deyip buradan solumak değil. Mutlaka gidip ürenize baktırıp böbrek fonksiyonları açısından kendinizi takip ettirmenizde fayda olur. Mesela özellikle her yemekten sonra hıçkırıyorsak mı? Bir de niye hıçkırıyoruz mesela? Çünkü aerofaji denen bir şey var. İnsanlar hava yutarlar. Çok ağzını açarak yiyen insanlarda. Aşırı hızlı da yediğimizde. Ve aşırı hızlı yiyen insanlarda hava yutulur. Çünkü hıçkırık diyafragmanın yani yaradan benim göğüs boşluğumla karın boşluğumun arasına diyafragma diye bir zar koymuş. İyi ki koymuş. Bir sürü işe yarıyor. Mesela o sayede onun belli bölgeleri sayesinde midenizdeki asit yukarıya kaçmıyor gibi. O diyafragmanın aşırı kasılması. Düşün ya, mekanizmaya bak. Üre arttığında oradan bulgu veriyor. Ya hakikaten insan vücudu çok enteresan. Ya böbrekteki üre artınca buradaki diyafragma niye kasılsın? Hiçbir zaman ama anlayamayacağım kasılıyor. Bunları. Hiçbir gerçekten zaman. İnanılmaz yani. Mesela, ya başka bir şey söyleyeyim. Ayağında şişlik olan var mı? Var mı? Gelir misiniz? Bir şey göstereceğim şimdi size. Çok enteresan bir şey göstereceğim. Hasta gelir. Hasta der ki nefes darlığım var benim. Bakın nefes darlığım var diyen hastanın bizim ilk yaptığımız bu hallerden bir tanesi budur. Bacağını açarız. Yukarıya doğru. Sıyırın. Şişliğe nereden bakılır? Bu arada onu da söyleyeyim. Ayaktaki şişliğe nereden bakılır? Şu tibia dediğimiz bir kemik var şurada. Ayağın iç tarafı. Tibia. En kalın kemiklerden bir tanesi. Biz kaval dediğimiz. Kaval. Yaşa. Onun üstüne basarak bakarız. Şimdi bastık. Ne oldu? Ödem var burada. Ödem iki türlü olur. Nereden nereye geldi? Ben ne anlatacaktım nereye geldik ama olsun boş ver bu da iyi ya. Ben başka bir şey anlatacağım. Ben de kendim başka bir şey yaparken çok önemli bir şey. Sen de orada olmaz bak yanlış yere basıyorsun. Pardon, şurası. Tibianın iç yüzü ve genellikle buraya basılır. Yani şişliğe basmak için. Şimdi bak burada biz buna gode bırakan ödem deriz. Bu iki şey ifade eder. Kalp yetmezliği olabilir. Gerçekten burada, tabii. Mi? Düşünün. Kalp yetmezliği için düşündüğümüz muayeneyi biz hastanın bacağındaki şu ödemden oradan yaparız. Yapıyorsun. Başka bir ödem daha olabilir. Tiroidiniz az çalışıyordur. Basarsınız aynı şekilde burada bunun yine bu ödemi görürsünüz. Başka bir ödem vardır. Ayak şiştir fakat bastığınızda hiç gömülmez. O mesela daha değişik dolaşım bozukluklarında olur. Oysa ki kalp yetmezliğinde burada bastığınız yerde yani, gördüğünüz gibi bakın şey oluştu burada. Görüyorsunuz evet, bayağı oyuk oluşuyor. Yani tabii. Mutlaka bir hastalığın habercisi mi? Panik yapmak gerekiyor mu yani? Elbette çünkü normalde herkes dolaşım... Herkes büyük ihtimalle evlerinde tabii, o bölgeye baskı yapıyordur. Bu dolaşım bozukluğu bir, kalp yetmezliği iki, üçüncüsü de tiroidin az çalışmasıyla ilgili olabilir. Kabaca tabii şimdi kim buradan bunu anlattık diye kendilerine evde teşhis koymasınlar. Tabii. Ben burada şunun için anlattım. Bakın hastanın ayağına basarak kalp yetmezliği. Kalbin sağ tarafının yetmezliği. O da farklıdır. Sağ tarafının yetmezliğiyle ilgili bulguya bakar. Çünkü bazen hastalarda onu görüyorum. Ya ben adama kalbimle ilgili bir şey anlatıyorum. Adam benim ayağıma bakıyor. Ayağıma bakıyor. Çünkü oradan dilinize bakarak başka şeyler. Ben dilinize bakarak oradaki çıkıntıların papilla deriz. Düzleşmesine bağlı B12 vitamininizin eksikliğini ya da B1 vitamininizin eksikliğine bakabilirim. Bunun gibi. Dolayısıyla teşhisleri ille ilgili organın olduğu bölgeden koymanız gerekmez. Başka bir şey söyleyeyim. Göbek çevrenizde, tam göbek çevrenizde bir bakarsınız böyle damarlanma oluşmuş mesela. Tam göbeğinizin çevresinde damarlanma, bir sürü damar. Evet. Ne olacak canım biraz daha? Hayır. Bu mesela bir karaciğer yetmezliğinin, sirozunun, örümcek ağı manzarası deriz ona, bir ön belirtisi olabilir. Dolayısıyla bir takım şeyleri, şikayetleri tamam önemsemeyin. Hıçkırıktan buraya onun için geldik aslında. Ama
Çok boş vermenin anlamı yok. Evet. Bir hıçkırık tedavi ettik de şimdi biraz sonra bitkileri anlatırken de orada oraya gireceğiz. Veya yani sadece işte hafif bir ödemim var diye geçiştirmeyin demek istiyor. Çünkü ödem önemli bir önemli problemlerden bir tanesidir. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle artık biraz arkaya dönmek istiyorum. Çünkü en merak ettiğim şeylerden bir tanesi tabii ki soruları kendime göre ayarlıyorum sırasını. Cilt sıkılaştırıcı karışımımıza geçelim artık kış aylarına geçmişken. Söyleyeyim. Yazın yıpranan cildimize. Şurada bir şey var. Bak, neler yapacağız? Cilt mi diyorsun? Peki cilt diyorum. Cilt sıkılaştırıcı bir tane, diyorum. Bir tane limon. Sarap Hanım bize oradan bir bıçak da verir herhalde. Evet, veriyorum. Sarap tabii Hanım ki. Destekli programımız devam ediyor. Buyurun efendim. Böyle. Ya, elden ele almayalım. Annem de vermezdi. Elden şey vermezdi annem bana. Ben ne yiyorum bıçak. Şu anda ya? Ne yiyorsun? Mango yiyorsun. Şeftali mi? Şeftali değil bu, mango. Mango yiyorsun. Şimdi elimde bir... Mesela kışa hazırlamak lazım ya biraz. Elimde bir sürü mutlaka şey sektörünün bu... Güzellik sektörünün. Güzellik sektörünün şeyleri var. Bir tane limonun içini iyice... Oh ne güzel rezil ettim ortalığı. Olsun. Bir iyice içindeki şeyi alın. Suyunu alın. Suyunu istemiyoruz burada. Tamam. Olabildiği kadar posası. Şimdi onu yapıyor. Bu arada ne kadar beceriksiz olduğumu da göreceksiniz. Estağfurullah. Çok enteresan şeyler oluyor. Ben mesela evde... Ya annemle de yaşarken öyle, daha sonraki hayatımda da öyle. Evde elma bile soymamış adamım. Böyle programlardan sonra babam hep beni arar. Oğlum sen evde elma soymadın, ne yapıyorsun oralarda Allah aşkına falan diye. Görenler orada... şok. Elma soymamış adam burada şey tarifi. Bilmek başka şey, yapmak başka şey. Evet. Şimdi limonun içini iyice açtık. İyice içini boşalttık limonu. İyice içini boşalttık. Tamam. Sonra bu limonu ne yapacağız? İçinde boşalttığımıza göre cildiniz kışa hazırlanacak. Limonun içerisindeki maddeler, özellikle C vitamini... kendi cildinize kırışık ve sarkma ihtimali olan cildinize özellikle şu bölgeleri kullandığınızda aynen öyle. Herhangi birisi gelebilir ona yapabiliriz de. Hani birisi limonlanmak isteyen birisi varsa. Buyurun hemen alalım buyurun size. Buyurun efendim. Evet. Bir limon bir tane daha şey söyleyeceğim. Onu ben bir alayım. Ben yardımcı olayım. Gelin böyle oturun. Evet şimdi asiste edecek beni sevgili. Edeceğim. En sevdiğim hareketler. Aynen öyle aman. İyi misiniz? Tamam. Ortopediden anlamam. Süpersiniz. Sıkıntı olmaz. Hareket bu biraz daha aşağı doğru. Nasıl? Biraz daha. Platizma denen bir yer var. Niye yaşlandıkça sarkıyoruz? Burada bir deri kıvrımı var. Aynı şekilde sürüyoruz. O deri kıvrımının sarkmasına, içindeki kolajenleri kaybetmesine bağlı. Paça çorbası falan niye deriz biliyor musun? İçinde kolajen var onun için. Güzelce, evet, dairevi şekilde şöyle. Ve aşağıdan yukarıya çıkarak sevgili Çağla. Aynen öyle, aynen öyle. Ha, ben zannettim dairevi bütün yüze sürüyorum. Hayır, bu çok gıdı. Enteresan bu. Gıdı, şurası için, gıdı için. Şimdi... Gıdıklanıyor musunuz? Yok, buruşuklarım gidiyor. Buruşukların gidiyor, sen merak etme. Tabii yok, hemen aldım, gitmiyor. Hepsini aldım ben onları şu an. Teşekkür ederim. Şimdi bir bu. İkincisi, ya ben limonu sevmiyorum, çok yapış yapış oluyor falan diyen olursa, onun yerine de bakın ne kadar pratik bir şey söylüyoruz. Efendim, müessesemizin ikramı size bir ananas veriyorum. Nerede? Evet, ananas. Aynı işlemi ananasla yapabiliriz ama hem limon hem ananasla yapmayın, gerek yok. Ya ananasla ya limonla. Bunu her gün sabahları... böyle güzel. Ilık bir bardak su içtikten sonra, biraz hareket ettikten sonra. Niye hareket ettirdin? Niye Çağla? Hareket ettirdin? Çünkü dolaşımınızı arttırmam lazım. Dolaşım vücudunuzun her bölümünün dolaşımı artsın ki içeri verdiğim nutrisyenleri vücut daha kolay emsin. Hareket bu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Aynen öyle. Her sabah yüzümüzü yıkadıktan sonra yapabiliriz aynen değil mi bunu? Aynen son derece faydalı olabilir. Bu cilt için son derece önemli. Siz buradayken bir şey çok daha yapalım. Siz madem buradasınız, benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi... Hindistan cevizidir. Gerçekten Hindistan cevizi özellikle saçlar, tırnaklar için çok çok iyi. Böyle saçlarınızda dökülmeler varsa bir kere B1, B6, B12 vitaminlerine baktırıyorsunuz. B1, B6, B12. Magnezyumunuza baktırıyorsunuz. Çinkonuza baktırıyorsunuz. Folik asidinize baktırıyorsunuz. Ferritin dediğimiz depo demirinize baktırıyorsunuz. Tiroid testlerinizi yaptırıyorsunuz. Bütün bunlar normal. Ya da normal değilse onların tedavilerini yapıyorsunuz. Ama bir taraftan da bunu sürmeyelim istersen elimize. Yani... 3-4 parmağınızı Hindistan cevizi yağıyla güzelce bulandıktan sonra saçlarınıza, ben şimdi yapmıyorum bu şekilde hanımefendi, bunu sürdüğümü düşünün. Bak hareketim de şu, 4 parmağımda da Hindistan cevizi yağı olduğunu düşünün. Geriye doğru diplerinden geriye doğru güzel güzel temiz masaj saçımıza. Yapıyoruz. Aynen öyle, temiz saçımıza, o çok önemli. Saçı yıkarken de çok soğuk ya da çok sıcak suyla yıkamayın. Ilık bir suyla yıkadıktan sonra bu işleri yapın. Orada da temel mantık şimdi, o. Kuruttuk mu ama kuru tabii, saça kuru, mı? Kuru tabii, saça. Yıkadık, temizledik, kuruldu. Fakat o suyu çok soğuk ya da çok sıcak kullanmayın. Güzel güzel geriye severek doğru. Severek kendimizi. Aynen aynı şekilde yaptık. Hindistan cevizi yağını uyguladık. Teyze buradan zor kalkar.
Biz evet, o kadar iyi bakıyoruz ki ona böyle. Otur, ben tahmin ediyorum programın sonuna kadar bunlar beni sevecek, okşayacak diye. Güzel teyzem. İyi ki varsınız. Benim. Süper. Anılar yalnız, iyi ki var. Gitmeden hemen bir tane de karışımımız vardı. Bu şey. Hangisini soracaksın? Hint yağı, limon suyu, tamam. Damla lavanta yağıyla olan. Ben onu merak ediyorum. Bir başka şey var. Onun malzemelerini buraya koymamış olabilirim. Çünkü sabah çok uğraştık. Hint yağını. Hint yağının içerisine, hint yağında ne kadar biliyor musunuz? Böyle çok düşük miktar. Arkadaşlarım şey veriyorlar, yaşayın. 2 çay kaşığı hint yağı. Çok az burada. Şey bulamadınız diyelim, Hindistan cevizinin yağının dışında bir şey. 2 çay kaşığı hint yağı, 1 çay kaşığı limon suyu ve onun üzerine de çok az lavanta yağı 1-2 damla damlatıp bu karışımı da saçlarınıza sürerseniz buradan da gerçekten saçlar için hem kuvvetlendirmek anlamında hem de daha uzun süre dökülmesini azaltmak anlamında fayda görürsünüz. Bir daha söylüyoruz. 2 çay kaşığı hint yağı, 1 çay kaşığı limon suyu, üstüne de 2-3 damla lavanta. Hem güzel kokarsınız gittiğiniz yerde hem de gerçekten sağlıklı ve daha iyi saçlara sahip olursunuz. Ama en başta söylediğimi unutmayın. Önce o saçlar niye dökülüyor? O söylediğim tahlilleri bir dahileci olarak öyle saça lavanta bilmem ne değil. Bu sadece bir destekti. Onu da söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz size. Uygulamadınız. Hangisini? Efendim. Müşteriden şikayet geldi şu anda. Bir dakika. Uygulamadınız diyor. Yapamadık burada. Tarifini verdik teyzemle, sadece ablacığım. Teyzemle dedim ya zor gidecek buradan diye. Canı sağ olsun. Hepsinin başımızın üstüne yeri var. Bir şeyler daha anlatacağız müsaade ederseniz. Peki geldik. Şimdi sırada bence halsizliğe iyi gelen bir karışım yapalım değil mi? Ama önce bir şey söyledik. Bir topla girdik. Ha o topu olur tabii hadi yapalım. Ayakkabılarımıza mı gelecek? Ayakkabısını rahat çıkaracak birisi var mı? Ben yanıma istiyorum. Ayakkabısını rahat çıkaracak. Buyurun beyefendi. Buyurun beyefendi. Şimdi ben sizin akşamleyin geldiniz. Ne iş yapıyoruz? Bu arada şey var mı? Mikrofonumuz var mı? Olmaz mı burada? Var değil mi? Tamam buyurun. Balıkçıyım ben Ali. Ali Bey. Ayakta durulan bir iş aslında. Yani bütün gün boyunca ayakta durdunuz ve ayağınız ağrımaya başladı. Çok sık bir şeydir o, onu söyleyeyim. Bir kere şunu yapabilirsiniz. Böyle hani konu konuyu açıyor ama onları da araya sıkıştırayım. Tabii tabii. Mesela az önce lavantayı kullandık ya. Akşam geldiğinizde böyle bir leğen suyun içerisine 10 damla lavanta suyu, 10 damla da nane yağından damlatırsanız. 10 damla lavanta. 10 damla da nane. Onu yaklaşık bir ayağınızı 15-20 dakika içinde tutarsanız gerçekten çok rahatlatır. Hem onların kokusuyla rahatlarsınız hem de ayağınızdaki dolaşım artar rahatlarsınız. Nane ferahlık verir, lavanta dinlendirir, rahatlatır. İkisi, özellikle İkisini ikisi. De beraber kullanabiliriz. Şimdi bazı çok şeyler güzel. Mesela bazen diyorlar ki hocam şu yağ buna çok iyi geliyormuş. O yağ ona iyi geliyor ama başka bir yağla birlikte kullanınca o etki azalabiliyor. İşte bunu unutmasınlar. Yağların bileşimi çok önemli. Kesinlikle öyle. Lazım. Birbirini bozuyor. Ya şeyde programda öyle değil mi yani? Bir sürü sevdiğin arkadaşın var. Evet. Ama mesela hepsiyle sushi yemeye gitmiyorsun. Hepsiyle evet. Nalan'la gidiyorsun. Muhalla'yla kebapçıya gidiyorsun. Hepsiyle ayrı ayrı takılmak daha iyi oluyor. Değil mi? Kesinlikle güzel. Bunun gibi. Buna benziyor. Şimdi ayakkabınızı çıkarın. Akşam geldi. İsminizi tekrar söyler misiniz? Ali. Bende unutkanlık var Ali Bey. Unutkanlık olduğu için biraz sonra size unutkanlığından meyve salatası yapacağız. Merak etmeyin. Süper. Ali Bey çıkardı. Ayağının altında bir arkus var hepimizin. Ayaklar böyledir biliyorsunuz. Şöyle bir ona arkus deriz. Oyuntu. İyi ki var o. Onu olmayanlara ne diyoruz? Düz taban. Ya seyirci muhteşem ya. Vallahi bile. Doğru. Evet. Siz düz taban değilsiniz değil mi? Güzel. Ali Bey'in tam ayağının bu bölümüne koyun lütfen üstüne. Şimdi evet şunu alalım kenara. Basmayın yavaş yavaş öne arkaya yuvarlayın bunu. Bunu tenis topuyla da yapabilirsiniz hatta daha iyi. Ali Bey yaptığınız bu. Öne arkaya aynen öyle o oyun altında aynen öyle. Bunu yapabilirsiniz. Bunu dediğim gibi tenis topu bulabilirseniz daha iyi. Bu ne? Eve yorgun geldiniz ayaklarınız müthiş ağrıyor. Size fıstık gibi bir yöntem. Para yok pul yok küçücük bir topla hallettiniz. Peki Ali Bey'in ayaklar nispeten fena değil. Minicik ayaklar olanlar da var. Küçücük. Onlar ne yapsınlar? Pimpon topu yapsın. Hayır. Kalem. Buyurun Ali Bey. Size bu belki hafif gelir ama. Bu ya da rahatsız etti sizi top. Fazla geldi. Evet, fazla bir kalemle. Bakın bir kalem bir topla. Çocuklarınızı aldığınız birkaç liradır herhalde. Bu. Yani, tabii. Yani ne hani olacak? Yani eskiyecek bir şey de değil yani. Bu kadar. Bir topla ve bir şeyle ayak alt. Niye ayağa bu kadar önem verdik? Ya ben bu ayaklara acıyorum ya. Bütün gün. Ben de vallahi düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani hele Çağla gibi topuklu giyen. Şimdi Çağla'nın tabii kısa boy kompleksi olduğu için hani benim yanımda kısa kaldığı için. Bir göstersene bizi. Ya Çağla o gün baktım ekranda. Sen beni kuzeyle uzay gibi dolaştırıyorsun ya yanında güzel kardeşim ya. Ya. Vallahi ya şu hale bak. Ben 1.75-1.76 boyunda işte şeyle ayağımızdakiyle 1.80'e yakın bir adam şu halime bak ya. Bence süpersiniz. İstiyorsanız çıkarayım. Ha bir çıkarım. Bak gerçek bu ya bu neyse biraz daha imanlı bu yani hakikaten bu kabul edilebilir yani. Bu kabul edilebilir neyse Allah'tan öyle bir komik
Kompleksim yok Çağla da benim kardeşim. Şimdi bu basit yöntemi böylece göstermiş olduk. Hani hepinize akşamları evde kolay süper olsun diye söyledik. Çok harikasın. Hani çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı balıklar size de bu arada. Şimdi bir hastamız var, vakamız diyelim. Sevgili Fahriye Hanım. Bir Fahriye Hanım alalım. Bir kendisine ne bir merhaba olmuş, diyelim. Bir merhaba diyelim. Sonra öyküsünü evet, sonra anlatmaya öyküsünü devam edeceğiz. Alkışlarla Fahriye ablamız geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Köfteleri nasıl yedin? Köfteleri nasıl yedim? Ayıp mı oldu? Olmadı. Gel böyle. Köfteleri löp götürdüm. Nasılsınız? Teşekkürler. Mikrofonunuz var mı? Bence yok. Yok. Şöyle vereyim. Alayım. İyi mi keyifler? Çok iyi. Şimdi Fahriye Hanım. Çok şükür. Müthiş bir öyküdür. Az sonra öyküsünü dinleyeceğiz. Ama kendisi 150 kiloymuş. Evet, aynen öyle. Kaç yaşındasınız? 68. 68 kilosunuz. 68. Pardon, 68 yaşındasınız. Evet. Neden karıştırdığımı söyleyeyim. Kaç kilo verdiniz? 60. Tam 60 kilo vermiş Fahriye ablamız. Evet canım. Az sonra neler yedi, nasıl beslendi, ne kadar hareket etti, neler engellendi, neler yasaklandı veya yasaklandı mı? Evet. Hepsini öğreneceğiz ama önce kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız. Böyleydi, böyle oldu. 150 kilo olan Fahriye Çakır tam 60 kilo verip 90 kiloya nasıl düştü? Az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Çağla'yla yeni bir gün Doktor Gürkan Kubilay'la özel tarifleriyle devam ediyor diyelim, altın değerinde bilgilerle. Aynen. Aynı zamanda. Şimdi Fahriye ablamızı birazcık dinlendiriyoruz. Çünkü başta söz verdiğimiz bu halsizliğe iyi gelen bir karışım yapacaktık. Onu atladık zannetmeyin hemen diye. Atlamadık. Değil mi? Onu atlamadık. Onu bir yapalım. Halsizlik çok sık görülen şeylerden bir tanesi. Özellikle ülkemizde kadınlarda demir eksikliği anemisi çok sık rastlanıyor. Demir eksikliği anemisinin garip bulguları vardır, onu söyleyeyim. Mesela otobüste giderken, böyle gidersiniz değil mi otobüste? Hı. Bir bakarsınız arkadan biri yanaştı. Koltuk altınızı kokluyor. Ay ne ayıp bir şey canım. Bir. Abi. Hayır, ayıp değil, hastalık bu. Ya da tüp gaz kokluyor birisi. Ya da en beter benim gördüğüm, ayakkabı tabanını yalıyor. Evet. Bakın bunların hepsi sevgili Çağla. İşte hekim olunca bütün lazım, bunlarla tabii. Bence burada bunlar, bir sıkıntı var. Bunlar pika. Pika garip şeylere karşı burunsal ya da tatsal iştah duymaktır. Bunlar aslında demir eksikliğine bağlı kansızlığın bu toprak yeme. Mesela Türkiye'de çok gözüken bir şeydir. Özellikle şimdi bizi güneydoğudan doğudan seyreden insanlar vardır. Toprak yiyorlar. Bu bir hastalık belirtisi. O size aberran gelen, garip gelen her şeyin altında aslında bir hastalık belirtisi var. Dolayısıyla demir eksikliğine bağlı kansızlık Türkiye'de çok fazla. Ben kliniğe gelen her hastada bir sürü test yapıyoruz ya. Hı hı. Vallahi hiç abartmıyorum ama neredeyse her 3 hastanın bir tanesinde haberi bile yok. Kansızlık var ve kadın diyor ki ya bütün gün böyle elimi kıpırdatacak halim yok. Moralim bozuk. Bakın kansızlık insanın anksiyeteye ya da depresyona katılmasını da kolaylaştırıyor. Peki ne yapacağız? Bir kere testleri yapacağız mutlaka. Kansızlıkla ilgili testleri. Ama ben size çok basit bir karışım vereceğim. Bir sıvı karışımı bu. Bu sıvı karışımı gerçekten vücut direncinizi arttırır. Bunu özellikle çok stresli zamanlarınızda kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın okul öncesi dönemlerinde, şimdi okullarda yeni başladı ya, bu dönemlerde kullanabilirsiniz. Okul başarısını da arttıracaktır. Ve bunu da şöyle yapın. Mesela günde bir kez sabahları okula gitmeden önce içirirseniz ama biraz bir şeyler yedikten sonra, aç karnına değil. Çünkü sıvıları, meyve sularından oluşan sıvıları ama gerçek taze meyvelerin sıkılmış taze sıkılmış meyve sularından oluşanları. Şimdi biz onları bir yapalım isterseniz. Hadi yapalım o Gel zaman. Gel sevgili Çağla. Onu da ben bir güzel içeyim. Aynen öyle. Yorgunluk var bedende. Şimdi bedemde. Çok az aslında kullanacağımız miktar. Şuna yapalım. Tamam. Karışımımız şu. Her bir meyve suyundan, biz bunları önceden sıktık burada çok çırıt fışt fırt evet, işlemler çıkmasın diye. Taze taze sıktık. Her biri bir kahve fincanının dörtte biri kadar. Bu kadar, çünkü bir dozluk hazırlıyorsunuz siz onu. Hı-hı. Bir seferlik içmelik hazırlıyorsunuz. Birincisi nar suyu. Bir parça nar suyu. Evet, nar suyu ekledik. İkincisi, arkadaşlarım ekrana da biraz sonra yazarlar zaten. Hı-hı. İkincisi böğürtlen suyu. Bakın dikkat edin, hep kırmızılardan gittim. Bir besin ne kadar kırmızıysa içinde antosiyonin maddesi o kadar fazla, o kadar antioksidan. Antioksidan ne? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Sabahtan beri hopluyoruz, zıplıyoruz, atlıyoruz, konuşuyoruz. Daha bir sürü konuşacağız dedim ya, 6 ay buradayım, bu programı 6 ay yapacağız. Ya, bitmiyor, bitmiyor bana öyle söylediler sabah. Şimdi ben her konuştuğumda, hatta siz beni dinlerken merak ediyorsunuz, beyniniz çalışıyor. Toksinler oluşuyor vücutta.
Bu kadar şeyini. Şimdi bu toksinler gidip gidip hücrelerimin üstünü kapatıyor. Bal mumu gibi. Ve benim yediğim hiçbir besin o hücrenin içine girmiyor. Şimdi benim ne yapmam lazım? O toksinleri oradan uzaklaştırmam lazım. Yaradana kurban olayım. Evet. Zaten o toksinleri uzaklaştıracak bir mekanizma vermiş bana. Vermiş de su içersen vermiş. Hareket edersen vermiş. Evet. Düzgün beslenirsen vermiş. Kaç taneniz bunları ne kadar yapıyorsunuz? Dolayısıyla biz biraz dışarıdan destek koyalım. Onun için kırmızıları koyduk. Şimdi güzel. Bir de sarı koyalım. Galatasaraylılar mest oldu burada. Kırmızının üstüne sarıyı koyduk. Onlar mest oldu. Göztepe'ler de mest olsun. Kayseriler de olsun. Malatyalılar da olsun. Ona bakarsanız şey çok. Kayısı suyu. Kayısı suyu. Ha kayısı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Malatyalılar buradan çok sevdiğim bir kenttir Malatya. Kayısı suyu dünyanın en iyi anti alerjenlerinden bir tanesidir. Mesela çok alerjiniz varsa kayısının kendisini özellikle yemenizi tavsiye ederim. Kurusunu değil ama kendisini. Hmm. Hakikaten alerji problemi çok fazla. Birçok yere hapşırıyorsunuz, aksırıyorsunuz, tıksırıyorsunuz. Doğru. Mevsimindeki kayısı alerji anlamında da önemli. Şimdi böğürtleri koyduk, narı koyduk. Kayısıyı da aynı şekilde her biri 1/4 fincan kadar azar azar. Onu da ekledik. Şimdi ben böyle içimden geçen bir soruyu sormak istiyorum yani. Şimdi biz bunu yaptığımızda birazcık fazla şekerli olmadı mı bu? Şimdi bunun için ne dedik? Önce bir şeyleri yedirdik size. Hı-hı. Dolayısıyla vücut kan şekerinizi bir yavaşça yükselttik. Arkasından bunu kullanıyoruz. Hmm. Şunu unutma bak. Çikolata. Evet. Konuyu açıyorum. Çikolata bazen iyi bir besin bazen kötü bir besin. Şimdi biraz sonra göreceksiniz 60 kilo veren Fahriye teyzemde. İnsülin direnci vardı onda çikolatayı kestim. Ama sen gelip bana desen ki ya Gürkan hocam benim kolesterolüm çok yüksek. Bana ne verirsin? Sana ilk çikolata verir. Gerçekten mi? Yani sizin hastalığınızın durumuna göre belli besinler işe yararken tam tersi başka bir hastada hiçbir işe yaramayabilir. Dolayısıyla bu karışımı zaten verdiğimiz belli bir dönem var. Ne dedik? Çocuğunuz okula başlayacak. Bir okul dönemi ya da bir zor bir dönem geçiriyorsunuz. O dönemde yoksa hayat boyu kullanılacak bir şeyden bahsetmiyoruz ama sorduğun soru çok mantıklıydı. Doğrudur. Meyve mi meyve suyu mu? Tartışmasız meyve. Meyve. Peki meyvenin fazlası? Meyvenin içinde ne var? Fruktoz. Abi bu da şeker. Üstelik vücudu kandıran bir şeker. Mesela normal şekerde biz normal şeker aldığımızda vücut insülinle buna cevap veriyor. Fruktoz aldığımızda insülini salgılatmıyor ama kandırıyorsunuz vücudu. O aldığınız fruktozdan da belli bir miktar kalori var. Fakat vücut insülin salgılanmadığı için ya bana bir şey gelmedi ben bunu bir daha isteyeyim diyor. Haydi sürekli meyve yemeye devam ediyorsunuz. Bu sefer fazla kalori alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Dolayısıyla meyve ama onun da belli bir sınır var. Çok son meyvemiz anladım. Ne? Son nar. Meyvemiz de şimdi şeker hastasıysanız ya da ailenizde çok şeker hastalığı varsa bunu eklemeyin. Şimdi senin söylediğine geldik. Evet. Üzüm suyu bu. Ha üzüm suyu. Evet. Hı. Dolayısıyla bu karışımdan senin sorduğun soruya da pas atmış olarak söylüyorum. Üzüm suyumuzu da koyduk. Onu da ekledik. Üstüne bunu biraz senden rica edeceğim. 2-3 tane çilek atıyoruz. Böyle top mu? Şöyle, şöyle parça parça. Yani şöyle aynen, de atabilirim. Aynen o şekilde de atabilirsin. Küçük parçaları da böyle bilirsiniz. Hı-hı. Evet. Şöyle yeterli. Şunu da atayım. Yeterli onu. Bir de muz. Yarım muz. Onu da özür dileyerek ellerimle soyuyorum ama ne olur kusura bakmayın. Ben içeceğim sıkıntı yok. Yani bundan da bıçağımız neredeydi? Şuradaydı. Vallahi bıçağın yerini de hatırladım. İnanılmaz. Bir şey söyleyeceğim biraz önce hatırlamıyordun hatta bu unutkanlıkla ilgili bir tarif yapacaktık. Geçici unutkanlık sonra, o. Geçici unutkanlık mı? Yani unutkanlık tarifini hatırlayınca hepsi geçti. Evet, o tarifi vermeyi de unutmayalım. Şimdi bunu evet. Bunu mikserden de geçirebilirsiniz istiyorsanız. Ben mesela böyle katı katı parçalarla yemeyi daha çok seviyorum. Evet değil mi? Yani, suyunu içip parçalarını yemek de güzel olur. Yeteri kadar sıvı olduğu için bunu kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Sabahları bir tane buna yaklaşık bir bardak civarında olacak bu. Biz biraz şeyde hacimli gözüksün diye azıcık fazla aldık. Bundan her sabah bir bardak alırsanız gerçekten halsizlik ve yorgunluk konusunda size son derece faydalı olacaktır. Evet. Evet sevgili Çağla bunu istiyorsa şimdi istiyorsa. Evet ben onu yavaş yavaş tüketeceğim daha şimdi. Daha sonra alabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen geçelim. Fahriye ablamıza. Fahriye ablacığım seni şöyle öne doğru alalım. Gel. Ops. Fahriye abla biraz önce burada böyle bacak bacak üstüne attı. Oturdu herkes ona baktı. Çünkü diyor ki o kadar özlemişim ki bacak aynen, üzerine öyle. Atabilmeyi. Herhalde sizin için birçok şey değişti hayatınızda değil mikrofon mi? Mikrofon takıldı. Var mı taktınız mı? Evet, harika yani. Tamam. Neler değişti önce hayatınızda? Ve vallahi aslında her şey değişti. Nasıl gittiniz? İlk gelişi i̇lk, çok önemli. İlk nasıl i̇lk gittiniz? İlk gidişim iki bastonla. Yürüyemiyordunuz. Hiç yürüyemiyordum. Evde ne düşünüyordun? Bizi en çok etkileyen ne oldu? Hep yatıyordum. Artık yani ölmeyi düşünüyordum. Hı-hı. Hiç kalkamıyordum. Affedersin tuvalete hiç ihtiyacımı doğru düzgün yapamıyordum. Evet. Ondan sonra işte Gürkan Bey'e gidince evet. O bana baktı. Ben ona baktım. Ya. Anlaştık.
bugünlere geldik Allah'a çok şükür. Ne kadar sürede bu kiloyu verdiniz? Nasıl başladı? İlk başladığınız dönemlerde mesela Gürkan Hoca'nın verdiği reçeteler sizi zorladı mı? Biraz zorladı ama işte bir iki ay sonra güzel başlangıçlar oldu. Beynime yer ettim. Yapacağım ben bunu diye. Neler yediniz hiç peki? Hiç aç kalmadan işte her şey verdi. Her şey yani. Altı öğün. Altı öğün. Hiç aç kalmadan günde her şeyden. Öğüne. Günde altı öğüne başladık. Evet. Önemliydi o. Her şeyden gıdamı alarak. Peki ne yiyordunuz daha önce onu da merak ediyorum şimdi. Her şeyi yiyordum. Çok mu yiyordunuz? Evet yiyordum. Hiç yani. Hareket etmiyordunuz hiç tabii haliyle. Hiç hareket yok. Hep yemek istiyordum. Aslında bu tablo bize yabancı değil değil mi? Evet. Yani aslında herhalde birçok kişi de şu anda çok ciddi kilolarla, ağırlıklarla baş ediyor. Biz Gürkan Hoca ile biraz önce içeride konuşmuştuk. Bunun da duyurusunu buradan yapmak istiyorum. Aynen. Eğer program süresince gerçekten kilolarından şikayetçi, hayat şartlarını etkileyecek derecede kilolarından şikayetçi ciddi olanlarınız kilo varsa program süresince bize ulaşabilirsiniz. Ulaşabilen kişileri, bakın bir kişi de demiyorum, kişileri Gürkan hocamızın eline teslim edeceğiz. Bu güzel haber için de hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Burada söz verdik. Evet. Burada söz verdik. Şimdi Fahriye teyzenin en önemli mesajı şu aslında. 68 yaşında hayattan umudunu kesmiş, ben artık bundan sonra yaşamak istemiyorum diyen biri bu işi başarabilmişse, 60 kiloyu vermişse hepiniz başarırsınız. Şimdi ben birkaç soru soracağım sizin adınıza ona. Kaç tabii saatte bir acıkıyorsun şimdi Fahriye teyze? Hiç yani normal, hiç şey ortalama, etmiyorum, acıkmıyorum. Ortalama günde 6 öğün yediği ondan için sonra 3 saat civarında bir. 3 saatte bir yemek yiyor. Yiyor evet, ve evet, o ihtiyacı hissediyor. Peki kolay doyuyor muyuz? Çok güzel doyuyorum. Hiç aç kalmadan. Eskiden doyuyor muyduk kolay? Yok canım yok. Doymaya şey, yok. Gece yemeler daha yemediğine de kızıyordum. Gece yiyor muydunuz yemek? Evet, evet. En büyük tehlike o. En büyük tehlike o. Evet. Evet, Fahriye teyze. Yani Fahriye teyzemin eteği. Hepsini göstereyim. Attım gerçi hoş. Şöyle bir. Bu attığınız eteklerden bir tanesi. Tabii yani aslında gerçekten 150 miydi? 150. 150 kiloyu yani bizim. Tabii ki de bu kadar. Çok da fark var yani. Zor değil tahmin etmek. İnanılmaz şimdi, büyük bir fark. Şimdi bir şey söyle. Herkesin işine her yarayacak. Her şeyimi attım. Herkesin işine yarayacak bilgiler de söyleyelim bu arada. Evet aynı zamanda. Şimdi o 150 kilodan 90 kiloya düştüğünüzdeki aradaki 60 kiloluk fark eğer yağ ise bir faydası var. Bunu ısrarla anlatıyoruz. Biz Fahriye teyzeyle yaklaşık 2 sene falan oldu değil mi? Fahriye 2 teyze. Sene olacak. Tabii. Ekim'de 2 sene. 2 senedir bu işi uğraşıyoruz. 2 sene ne yapar? 24 ay yapar. Bakın 24 ayda 60 kilo. Yani ortalama 2-2,5 kilo civarında gitmişiz. Gitmiş. Bunu ısrarla anlatıyorum. Şimdi sen iyi bir televizyoncusun. Ben bu ekibi de bilirim. Sevgili Ufuk'tan başlayarak. Allah'a şükür buralarda doğru laflar söyleniyor. Söylenmeyen yere de gitmiyorum. Ben televizyonculuğa başladığımdan beri neredeyse 18-19 sene oldu. İlk başlarda derdim ki ayda 2 kiloyu sakın geçmeyin. Zamanında bana hocam öyle deme reyting düşer bak hasta olmaz falan derlerdi. Ben 18 senedir. Çok bir şey söyleyin hocam çok böyle şey ayda inanılmaz bir kilolar verirsin falan. Ben 2 kiloyu hiç vazgeçmedim. Sonunda nereye geldik? Sağlıklı bir noktaya geldik. Hangi sağlıklı noktaya geldik? Şimdi baştan kullandığımız ilaçlar bir kere insülin direnci hastalığımız vardı. Niye gece yiyor? Şimdi hasta gece yiyor. Ya da dolabın başına gidiyor, koşturuyor, hastaya kızıyorlar. Sen yeme, bir türlü tutmuyorsun boğazını. Ya orada hastalık var. Yani Fahriye teyze keyfine mi gidip gecenin bir yarısında dolabı açıyor ya da deli gibi yemek yiyor? Onun altında bir hastalık var, insülin direnci denen bir hastalık var. Onu çözdük. Kolesterol feci yerlerdeydi, karaciğer yağlanması vardı, bağırsak bakterileri oldukça kötü bir durumdaydı. Ama bütün bunlar tedavi olduğunda ancak bir yere varıyoruz. Bütün bunlar tedavi olunca da, şimdi mesela yürüme şeyin nasıl şu anda? Güzel. İlk defa bu sene her sene Avşa'ya gideriz tatile. Hı hı. Arabayla alırlar, kapının önünde bırakırlar Avşa'da. Evet. Denize bile 2-3 kişiyle giderdi. Beraber giderdi. Bastonlarım tek başıma, vardı. Tek başına yüzmeye başladım. Tek başıma bu sene tatilimi yaptım arkadaşlarla, ablamın yanında. Ne kadar doğru bir karar verdin. Değil mi? Ne kadar doğru bir karar verdin. Kendi başıma denize girdim, yüzdüm, her şeyimi yaptım. Ve kemiklerimle tanıştım. Siz kemiklerini sayıyor ya ben de kemiklerimi tanıdım. Değil mi? Artık yani onlara dokunabiliyorsunuz. Tabii, tabii, gerçekten aslında Fahriye yani abla için yeni bir hayat başladı değil mi? Evet, değil evet mi? Yeni bir hayat başladı. Er ya da geç için değil mi? Artık niye çok geç kalmasın şimdi diye bir şey yok. Şimdi işte dizlerim rahatsız. Onlardan ameliyat geçireceğim. Hadi biz bakalım. Bir hesap yapayım mı size? Fahriye teyze üstünden. 60 kilo yağ verdim bir de. 60 kilo demek ki. Böyleydi karnım. Nasıl biriktirdin yani onları sen? Vallahi ne yaptın ki ya? Bilmiyorum. Gece 12'de mutfağa gidiyordum. Torunum var 25 yaşında. Hı hı.
O da benim peşime geliyormuş meğerse. Ali'cim sana selam söylüyorum. Şimdi ben hap yutacağım ya. Evet. Bu kadar ekmek arasına peynir. Doktor, sonra... doktor tok karnı demiş ya. Bir yarım ekmek arası peynirle. O tok karnı. Dedi ki bana anneanne bir daha söyle dedi. Hap yutacağın zaman dedi fırının önüne getireyim seni dedi. Ya canım. Ya, yani. Evet şimdi, böyle bilmeden. Ama evde benim bir tane kızım var orada göstersinler. O da benim bir doktorum oldu Allah razı olsun. Ne güzel size yardımcı destek olması. Buradan bak çok önemli. Çocuklarım hepsi bana çok destek oldu. Ailelere şunu söylüyorum. Tabii. Sen yapamazsın. Senden bir şey olmaz. Kaç kere gittin? Artık çok geç. Falan. Artık bitti. Fahriye teyze de bir sürü çaba göstermiş. Sonra olmamış. Bir gün banyo yapıyordum affedersiniz. Düştüm. Böyle duşa kabin. 150 kiloyum çıkaramıyor çocuklarım çıkaramıyor imkanı yok. Ondan sonra siz beni ellemeyin dedim yuvarlana çıkmaya çalıştım ama yani. Perişan oldu. Çok perişan. Neler yaşadın? Çok ya, şeyler yaşadım. Ya, neler yaşadın? Hayat buldum ben kendimi buldum. Ama belli oluyor gözünüzden yüzünüzden belli oluyor ne kadar böyle güzel. Bir, böyle bir aşkımız yani, da var bambaşka da var. Evet, çok bize. Bir de telefonumuz varmış hadi, herhalde çağrımızda yanıt geliyor alalım. Şu anda. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Mehmet Bey. Efendim ben sizleri izlerken zayıflamaya karar verdim. Güzel. Hoş güzel. Bulduk. Çok güzel. Harika bir haber. Kaç kilosunuz? Mehmet Bey kaç yaşındasınız? Ben 1966 52 yaşındayım. 52 yaşındasınız. 52 yaşındasınız evet. Benden 20 yaş büyüksünüz yani. 150 kiloyum. 148 falan. Evet, 150 kilo. 150 kilo. Daha önce girişimde bulundunuz mu? Zayıflama girişimlerinde bulundunuz mu? Vallahi zayıflama girişiminde kendi başımıza yapamadık ama size güvenerek buraya başvurduk. Vallahi başımızın üstünde yeriniz var. Türkçe'de çok güzel bir laftır bu ya. Evet. Başımızın gözüm var olsun. O hep kullandığımız bir kelimedir. O bizden doğru. Meşhurdur. Bize yakın bir yerdeyseniz, bize ulaşabilir durumdaysanız. İstanbul'da mısınız? İstanbul'da mısınız? Evet. İstanbul'dayım. Size çok da yakınım. Eğer evet derseniz, beni kabul ederseniz buraya ben hemen gelirim. Yani. Tamam, ben tam derim. Olarak hocamın söylediği gibi başımız üstüne. Gelirim. Yarım saat veya. Gerçekten yarım saati. Evet, o zaman bekliyoruz. Aa, ne güzel oldu canlı canlı böyle. Sizi de burada görmüş ağırlamış oluruz. Çok seviniriz bekliyoruz. Allah ben de sizi mutlulukla gelirim yani ne demek. Yani. Tamam hadi kapatın telefonu da gelin yetişin. Ben işim hadi var hastaya gideceğim ben de. Yetişin bu arada bir an önce. Bekliyoruz. Tamam. Mehmet Bey ne güzel bu çok güzel, çok güzel oldu ya. Evet yani. Gerçekten canlı canlı. Şunu kafaya koydum gerçekten koydum. Bak bu ülke bana ben bir astsubay çocuğuyum gurur duyuyorum babamla. Anamla gurur duyuyorum. Bir yerlere getirdiler beni. Bu devlet benim okumam için çok büyük çaba gösterdi. İyi bir yere geldim. Ucundan kıyısından ben de fena öğrenci değildim bu arada tabii ki. Hı hı. Ama şimdi geldiğimiz o yerde maddi manevi bu ülke bana çok şey kazandırdı. Hı hı. Şimdi sıra bizde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar dostlarımızın yanında biz bu işe yardımcı olabilirsek acayip bir şey olur. Vallahi halledin. Halledin. Evet sonunda pantolon giymeye başladım. Elbise giymeye başladım. Ha bir daha bu çok önemli. Pantolon ne giyme? Giydim buraya geldim ilk defa. karnım böyleydi yürüyemiyordum ki. Bir eski fotoğrafını tekrar bir eski, alabilir evet, miyiz? Eski halini bir görürsek. Fahriye ablamızın. Çok kötü eski hallerim. 150 kiloyken ki halini bir görelim. Tekrar yani, alalım o sırada. Böyle yani böyle bir Fahriye teyze vardı. Ay, Fahriye teyzenin genel manzarası da buydu. Ben ilk geldiğinde klinikte hatırlıyorum. Bambaşka Fahriye teyze beni dinlerken evet bu hakikaten dur çok daha ibretlik. Da yani. Beni kaldırın da Fahriye teyzeyi koyun bence çocuklar. Uyudu. Mesela ben anlatıyorum klinikte ilk gelen hastalara şöyle yapacağız böyle yapacağız falan diye. Uyudu. İlk 3-4 seans geliyordu ve uyuyakalıyordu. Çünkü oksijen konsantrasyonu yeterli olmadığı için o tür hastaların bu tür problemleri oluyordu. Ve şunu söyleyeyim. Bakın başarının çoğu doktorun falan değildir. Hastanındır. Evet. Burada asıl başarı, asıl tebrik edilecek olan kişi odur. Çünkü o kadar zor bir durumda geldi ki ben bile... Oğlum bu işi başarabilecek misin diye kendi kendime onlara öyle hissettirmeyiz. Göz göze bakıştık. Ama çünkü bir de bir ekip var arkada benim psikolog arkadaşlarım, diyetisyen arkadaşlarım, gıda mühendisi arkadaşlarım, bilgisayar mühendisi arkadaşlarım. Çok kafa yorduk ama Allah'ıma şükürler olsun onun gibi harika bir insanı tanıdığımız için bu işi başardık. Özet. İstemesi 70 çok yaşına merdiven dayamış bir teyzemiz hiç hareket etmeden bu işi başarabilmişse yok, hiç yürüyüş bu ülkede yok. Bunu başa- hiç yürüyüş yoktu hiç o zaman. Yok, bu ülkede bunu başaramayacak yok. İnsan yoktur.
Onun için herkesten rica ediyorum. Gerçekten umutsuzluk asla ve asla kapılmayın, olmasın. Bu işi başarırız, o hastalığı evet, tedavi ederiz. Evet. Gürkan Hocam aslında şöyle bir şey evet, var. Normalde de hastalarını her zaman biliyorum spor evet, ve yürümenin önemini. Ama tabii, herhalde onun öyle bir yürüyecek evet, gücü yok. Ya yürüyor. Nasıl yürüsün? Şeyle, bastonla. Düşüyor, duşta düşüyor. Bırakın kalkmayı, kimse kaldıramıyor. Yuvarlanarak duştan çıkıyor. Başka bir çare. Buralardan Allah aşkına. 6 yaşında torunum var. O bile bana ağlardı yani. Yok, uyuyayım. Oh, valla geçmiş olsun bu diyeyim evet, ya. Gerçekten. Daha da iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. Ve devam bu şekilde değil mi artık? Kilo vermeye de devam. Kesin. Aynen devam. Panik atağım var. Tiroidim var. Onlar olduğu halde yani. Tabii. Ha tiroid çok sıkıntılıdır. Ama tiroide rağmen buralara geldik. Çünkü işte orada dahilecilim bir avantajı oluyor. Evet, yani dahilici olduğun evet, için bir taraftan tiroidini tedavi ediyorsun. İnsülin direncini, tansiyonunu tedavi ediyorsun. Kolesterol kötü durumda. Daha tepeden bakmanın avantajını yaşadık. Evet. Ama Allah ben çok şanslı bir insanım. Allah bana o kadar iyi insanlar, o kadar iyi hastalar gönderiyor ki. O mesela, sizin iyiliğiniz. Normalde. Vallahi katılıyorum. Normalde klinikte hani sen enerji verirsin değil mi? Evet. Mesela oturuyorlar hastalarımla konuşuyorum. Ya 15 dakika, yarım saat, bir saat sonra ben göğsü kabarmış, acayip mutlu bir insan olarak. O insanlar size maddi manevi bir bedel ödeyerek geliyorlar ama sizin maneviyatınız yükselerek ya çıkıyorlar. Ya bir de onların size duygusu ve o güven bakışı çok aynen, önemli herhalde. Aynen, aynen. Kocaman aynen, bir alkış Fahriye ablamız için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Oh, çok güzel. Bir kim çok teşekkür. Tamam canım, çok teşekkürler. Öpmem mi oğlanları? Peki, şimdi gençlerin, gençlerden daha çok aslında gelen bir soru. Evet ya. Az önce. Aslında Gürkan Hocam bana da çok fazla geliyor o soru. Yani ben tabii ki bildiğim, öğrendiğim yöntemlerle birkaç bir şey söylüyorum ama tabii ki dermatolojist değilim. Hiçbir şekilde karışmıyorum. Asla. Diyorum ki ben böyle olduğu zaman böyle yapıyorum. İstiyorsanız deneyin ama asıl burada dinlememiz gereken doktorumuz, sivilcelerimize karşı ne yapabiliriz? Çıktıysa nasıl kurutabiliriz veya çıktığını hissettiğimiz zaman ne yapabiliriz onu öğrenelim. Sivilce dediğiniz zaman yapacağınız ilk iş mutlaka bir dermatolog arkadaşımla görüşmek. Benim ne haddime bir sivilceyle ilgili bir şey anlatmak, ben dahileciyim, o benim işim değil. Ama dermatolog arkadaşım gördü, bir bilgi daha, çinko baktırın. Sivilce, çinko denen bir elementin eksikliğinde çok sık görülür. Saçla ilgili sıkıntılar da aslında çok sık görülür. Dolayısıyla çinko mesela çok az bilinen bir malzemedir. Ha bir başka şey daha, zayıflarken unuttuk onu aslında. Mesela magnezyum ve D vitamini de zayıflayan insanlarda mutlaka bakılması gereken iki tane maddedir. Onu da zayıflarken tiroid testlerinizi yapıyoruz, insülin direnci testlerinizi yapıyoruz, kolesterolünüze, karaciğer fonksiyon, böbrek fonksiyon testlerinize bakıyoruz. Ama gittiğiniz doktor arkadaşlarımdan mutlaka ve mutlaka D vitaminine ve magnezyumunuza baktırarak oradan ayrılın. Çünkü bu iki madde eksikse, hele D vitamini eksikse o kadar çok problem oluyor ki, bir tanesi de şişmanlama. O yüzden D vitamini ve de çok enteresan. Ya şu bugün buraya bir tane mesela kan testi getirip baksak, buradaki atıyorum 50 tane konumuz varsa ben sana bir şey söyleyeyim mi? 35-40 tanesinde D vitamini eksikliği çıkar. Değil o mi? Kadar da evet, fazla gözüken bir problem çok, ve çok gözüküyor. Tedavi etmezseniz hiçbir işe de ama yaramıyor. Ama mutlaka testini yaptırıp kullanmalıyız, destek elbette, almalıyız. Tabii. Aa nasıl, bende de kesin eksiktir diye değil yok, de. Yok, ben mutlaka de mesela baktırdım, işte tırnaklarım böyle bir bozuktu, saçlarım böyle aşırı şekilde dökülüyordu. Hemen çinko desteği aldım, sabah akşam ben de içiyorum mesela. Geçti, evet, güzel geçti, şey için. Bir şey daha. Küçük bebekleriniz var mesela. Hı-hı. Evde küçük anneler, küçük bebekleriniz. Hı-hı. Bebek de eğer öyle çok da sıcak bir ortamda olmamasına rağmen ensede, terleme, şu bölgede terleme oluyorsa, o çocuklarda D vitamini olma eksikliği olma ihtimali çok yüksektir. Lütfen baktırın. Hele çocuklarda daha da büyük önem taşıyor. Yarın öbür gün büyük sıkıntılar bebeklerde yaşıyor. Bebeklerde değil mi özellikle? Tabii. Çok bebeklerde ense terlemesi D vitamininin ilk belirtilerinden biri olabilir. Evet. Yine haddimi aşıyorsam ne olur çocukçu arkadaşlarım bağışlasınlar. Sadece küçük bilgiler aklıma geldiği için. Yoksa asıl bu iş tabii ki onların işidir. Şimdi sivilce. Evet. Çok basit iki şey söyleyeceğim. Sivilcenizin üzerine bir tane pamuk alıyorsunuz. Bir tane de yağ alıyorsunuz. Ne yağ? Sana yağ ya da tereyağı değil. Arkadaşlarım oraya koydular. Çok merak ettim. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağını şöyle bir güzel yediriyorsunuz şeye. Ben şimdi unuturum, not alayım ben. Ben evet, çay ağacı yağı. Var mı sivilcesi olan kimse şu anda? Şu anda var mı sivilcesi olan? Çünkü hep ergenler var karşımda da onun için söylüyorum yani. Siz görmüyorsunuz, stüdyo 16-19 yaş grubu seyircilerimizden oluştuğu için. Ben onlara bir sordum. Sivilcenizin üzerine, bunun ters tarafıyla yapın, tamam, çay ağacı yağı. Yağ çok işe yarar. Çay ağacı yağını sivilcenizin üzerine şöyle dolaştırıyorsunuz. Hiçbir şekilde sıkmıyoruz. Aynen. Bunu herkes sakın, çok net söyleyebilir. Altına yayılıyor. Çay ağacı yağ. Birincisi ağacı bu. İkincisi
Çıkmış, ucu sararmış, iltihap hepsini, ve hepsini kırmızı yapabilirsiniz. Hepsini yapıyoruz. Fakat önce tabii temiz bir cilt temizliği yapın. Yani bunu söyleyelim. Çünkü bu sefer bastırarak derinin üstündeki mikropları içeri göndermek gibi bir risk olduğu için basit bir sabunla mutlaka o şeyi, cildinizi bir temizleyin, arkasından bu çay ağacı yağ işini mutlaka yapın. Tamam. O olmadı. Bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Hangi kameraya göz? Ha şuradan. Tamam. Şu ne? Kapsül. Balık evet. Yağı. E vitamini ya. E vitamini. Şunu yapıyorsunuz. E vitamini bunun içerisinde kapsüldür bu. Bunu küçük bir şöyle hangi kameraya gösteriyorsa. Evet. Hemen alıyor. Şunu küçük bir iğneyle cırt deldim. Şimdi bu delindi. Bunun içerisinde küçük bir sıvı var. Aldım gene bir pamuğumu. Pamuğumun üstüne bakın bunun damlası çıkacak şimdi. Hop. Çıktı mı? Evet. Güzel güzel bunu bunun üstüne. E vitamini yağını bir güzel aldım. Eğer çay ağacı yağı bulamazsam diye. Aynen. Alternatif E vitamini yağını çevirdim. Ya yani çevirdim derken evet, ben tabii sürmemek için yapıyorum. E vitamini yağını aynı şekilde sivilcenizin üzerine ve kenarlarına gelecek şekilde öyle çok da fazla şey yapmanız gerekmiyor. Çok bastırmadan. Çünkü bastırmak ne dedik? İçerideki buradaki enfeksiyon var ise eğer içeriye doğru atabilir. Bütün bunu yaparken yine dermatolog arkadaşlarla görüşüyorsunuz. Çünkü orada bir enfeksiyon varsa bir antibiyotik tedavisi de gerekiyor. Yoksa çay ağacı yağıyla ben bunun enfeksiyonunu tedavi etmiyorum. Sadece bir miktar küçülmesine fayda sağlıyorum. O yüzden de mutlaka dermatolog arkadaşlarım görüyor. Onun tedavisini yanına destek olarak kullanıyorsunuz. İki tane pratik. Harika. Gayet kolay. Çok ha bunların pratik. Güzel tarafı da şu. Ben bazen E vitamini bazen blokajı. E vitamini balla birlikte ve yoğurtla birlikte. Bunu alıp 4 tanesini bak şimdi konu konuyu açtı. Bir yarım çay bardağı yoğurt. Üstüne 2 çay kaşığı bal. Üstüne de şu E vitamininden 3 ya da 4 tane iyice sıkarak bir tane yapalım. 4 tane yapalım. 3 ya da 4 tane onu yapabilirsiniz. Burada tabii yoğurdumuz yok. Hani burada olmadığı için söylüyorum yoğurdumuz ben. Yoğurdumuz olmaz mı? Hemen yapıyorum. Var mı? Hemen tamam, onu geldim. Alalım. Hemen. Balımız da vardır. Balımız da bakın, orada cilt var. Bakın cilt için cilde geçtik. Kaç kaşık yoğurt? 2 kaşık yoğurt tamam. Yeter bana. Sağ ol. 2 kaşık yoğurt. Üstüne burada bal var. Vatandaş bal bulalım. Evet, çok az. Üstüne 2 çay kaşığı kadar bal. Bu da cildiniz için. Daha yeterli, fazla oldu. Evet. Ona da bakın E vitamininden nereye geçtik? E vitamini az önce ciltte şey için kullanmıştık. Üstüne şimdi, de şimdi sunucu ben olduğum için buralara geçmemem mümkün. Aynen tabii. Mümkün biliyorum. Değil yani. Üstüne de sıkıyoruz şimdi bunun içerisindeki. Bayağı da çıkar. Evet. 4 tane kadar E vitamini kapsülü. Valla bu da şey oldu şimdi ha, ne spontan işe yarayacak oldu. Onu da evet. Cildinizin daha ışıltılı, daha gergin, bal. Daha besleyici olması için. Bal bir kere, bal bir antibakteriyel. Yani bal antibiyotik. Balın içindeki maddeler bir takım bakterileri oradaki mikrop yapacak, enfeksiyon yapacak maddeleri uzaklaştırıyor. E vitamini cildin dinçliği için gerekli. Protein katkısını da yoğurttan alıyor. Yoğurt da öyledir bir aslında antibakteriyeldir. Çok basit bir önlemle bunu bir maske olarak yüzünüze sürün ama yine önce temizledikten sonra. Bildiğimiz kendi kremimizi yaptık aynen şu anda. Kremimizi yaptınız. Yoğurt. 15 dakika dursun sonra ılık suyla asla sıcak ya da soğuk su kullanmayın. Ilık suyla onu bir güzel yıkayın. Ay çok sevdim bu karışımı. Aradan bayıldım. Bir karışım daha çıktı. Harikasın. Seni şimdi ciltçi seni. Ben çok fena. Ha, nasıl cilt olunca çok işin içerisine giriyoruz. Evet. Evet hemen bir sokak sorumuz var onu alalım mı? Sokak sorusu sokak nasıl sorumuz oluyor? Var siz sorun dedik şöyle oluyor bakalım. Hadi gelsin bakalım. Yemek yerken su içiyorum acaba doğru mu yapıyorum? Güzel. Hadi halk oylaması yapalım. Haydi. Yemekten önce su içmek gerekli diyenler el kaldırsın. Sen kaldırmadın. Hayır, sen, el kaldırsın diyor. El kaldırsın diyorum. Su içmeli. Yemekten diyenler. Sonra içmek gerekli diyenler kaldırsın. 2 kişi kaldı. Peki yemekle birlikte yemekle tok kar ya yani yemek yerken içmeli diyenler kaldırsın. Yalnız bazılarınız hepsine kaldırıyor onları görüyorum. Yok öyle üç kağıt yani. Onu buradan bakarım böyle fena görürüm. Şimdi işin doğrusu. Ne yemek sırasında ne öncesinde ne sonrasında su içmeyin diye içmeyin diyenler yani kaldırsın. Hiç su içmeyin diyenler o zaman öyle bir sonuç çıkıyor. Doğrusu hakikaten yemekle birlikte su içmeyin. Öncesi ya da sonrası o kadar önemli değil bizim için ama yemekle birlikte içmeyin. Çünkü aldığınız besinlerin emilme oranını değiştirebilir. Mide asidini değiştirebilir. Bir tek suyu şurada kullanın.
Çay içtiğinizde, çay asidik bir maddedir. Çok asidik olmasını istemeyiz emilim için midenin. O çaydan önce bir bardak su içerseniz, arkasından çayı içerseniz çayın vücut için daha az asidik özelliği olur. Bunu da unutmayın. Bunu böyle çaydan önce bir yarım bardak su içip sonra çay içmekte fayda var. Evet. Hemen sorumuz var bir tane de onu da alalım. Hadi sokağa çıkalım gene. Haydi. Her gün bir saat bisiklet sürüyorum. Bu bana bir haftada 2 kilo verdirir mi? Bunu öğrenmek istiyorum hocamdan. Var ya. Enteresan bir soru olmuş bu. Tabii. Demek biz ki böyle daha zannediyoruz. Bir haftayı doldurmamış. Bak, daha biz yeni böyle başlamış. Bak. Biz böyle zannediyoruz. Bu arada seyircimden biraz sonra bir şey isteyeceğim. Tamam. Şimdi bir haftada bisiklet sürerek 2 kilo verilir mi onu anlatacağım da. Bir haftada şurada, her gün bir saat. Şurada yazan kelimeyi bir nefeste okuyan seyircimizin 7 sülalesini 77 sene zayıflatacağım. Bir dakika, zayıflatacağım. Zayıflatacağım yani onu söyleyeceğim. Tamam, bizim, var mı el kaldırmak isteyen? Bizim okulda. Deneyin buyurun efendim. Peki dur şey verelim size. Hadi deneyelim onu. Bu arada bir haftada 2 kilo verilir mi onu da söyleyeceğim. Ama çalışmak yok. Çalışmak yok. Çalışmak yok. Hemen gelip pat diye okuyacaksınız. Evet. Hadi buyurun bakalım. Onda ben mahsus bir kıyak da yaptım. Yazdım aslında. Yani, Çalışmasınlar diyor. Çağla'dan stoper davranışı. Stoperler böyledir. Golü engellemek için şeyin önüne geçerler. Evet, günde bir saat bisiklet sürüyor, haftada 2 kilo verebilir mi? Buyurun, bir seferde. Buyurun bir seferde. 1, 2, 3. Muscucu steno gelidi. Gitti zaten. Mas teydu deus. Oldu, çok teşekkür ederiz, iyi günler. Olmadı. Ben buyurun. Var mı hadi bir tane hemen daha? Hemen bir kişiden denetiriyorum. Hızlı. Hadi bakalım, hata yapmak yok. Tamam. Evet. Tamam. Muscus steno cledomaste deus. Muskus değildi. Biraz daha oydu. Oldu. Ben söyleyeyim size. Muskulus. Yani bunu ben bir de uzun süre. Mus. Geç tam. Tamam, ne harfini görmedim. Mus. Tamam, mu gel. Hanımefendi sülalesi için her şeyi yaptı. Her şeye bakıyor. Ama olmadı yani. Musculus sternocleidomastoideus diye bir kas. Neresi biliyor musunuz? Şu. Ya hocam ne gerek vardı bu kasım? Zorlandınız. Ya bir dakika, bizim iş o kadar kolay mıymış hanımefendiler? Bak bir kasın adını okuyana kadar canımız çıkıyor. Düşünün işimiz ne zor. Gelelim şeye. Olayımız iki saat hikayesine. Hanımefendiler, beyefendiler. Bir saat. Bir kilo yağın içerisinde, bir kilo yağda yaklaşık 7000-8000 kalori var. Bir kilo yağın içerisinde. Yani siz haftada... her gün bir saat bisiklet sürüyormuş değil mi bu hanımefendi? Evet. Her gün bir saat bisiklet sürerse, bir saat bisiklet sürmekle harcayacağı kalori yaklaşık 500-600 kalori civarında. Çünkü o hanımefendi çok kilolu değil. Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Kilolu insanların metabolizmaları daha yüksektir ama yediklerine yetiştiremezler. Sorun budur. Aslında vücut kilonuz arttıkça vücut daha çok yakar. Ama siz o kadar yersiniz ki yetişmez. Yani şimdi, bu söylediğiniz de aslında herkes için ve her kilo için geçerli değil. Aynen. Şimdi bir saatte yaklaşık 500 kalori yakar o hanımefendi. Hı. 7 günde ne yapar? Çarpın bunu. 35. 3500. Yani 7 günde bu hanımefendi her gün bir saat bisiklete biniyorsa, 3 aşağı 5 yukarı yürümede de böyledir, ip atlamada da böyledir. Yani bir saat her gün bisiklete binen, koşan, ip atlayan biri yaklaşık bir haftanın sonunda 3500 kalori yakar. Of. 3500 kalori ne demektir biliyor musunuz? Yarım kilo yağ demektir. Yani bir hafta boyunca bisiklete deli gibi her gün bir saat binse bile... Vere yarım kilo veriyorsun. Vere deme ama ne kadar zor bir iş ama aslında. Çok zor o. Gerçekten. O yağ yakmak. Bunu niye söyledim? Biz sporu ısrarla veriyoruz ama ne için veriyoruz? Kiloyu öncelikle korusun diye. Bu gerçeği unutmayın. Bir hafta boyunca her gün bir saat bisiklet ya da yürüyüş ya da ip atlama 3 aşağı 5 yukarı 100 gram 200 gram fark edebilir. 400 ile 600 gram arasında size yağ kaybettirir. Bunu niye anlattım? Umutsuzluğa kapılıyorlar. Ya bir haftadır bunu yapıyorum. Bir kere bu iş bir haftayla değil, hayat boyu. Ben 6 yaşımdan beri yürüyorum. Dün gene 28 bin adım attım. Ortalama bu civarda adım atıyorum. Dolayısıyla bu hayat boyu yapılacak bir iştir. Öyle birkaç saatlik de olacak iş değil. Harika. Şimdi o kadar kolay da değil. İp evet ya, çok zormuş ya gerçekten. Şimdi kendi kıymetimi daha da fazla bilmeye başlıyorum. Gerçekten senin anlattıklarından sonra. Çünkü sürekli yapıyorsun. Yani düzenli ama ben yapıyorsun. Ama ben haftada 2 gün yapıyorum. Ya ama düzenli yapıyorsun. Yani çok düzenli yapıyorum. Yani metabolizmam yani bu konuda. Yani 3'tü 2'ye düştü artık, cila gibi oldu benimki. Seyirci açıyor sabah, onda diyor ki Çağla'nın programı var, açıyor. Düşünsene pazartesi yapıyorsun, salı yok. Bazen öbür hafta salı var. Hmm. Öbür hafta böyle bir şey olabilir mi yani? Bir düzen oturtuyorsun.
Bu şeyin, bu işin mantığı bu. Evet. Şimdi önce bir veterimiz var. Veteri izleyelim. Sonra topuklu ayakkabılarla stüdyoda nasıl ip atlanır onu göstereceğim. O da güzelmiş. Haydi bakalım izleyelim. Gün içerisinde yediklerimizde ne kadar kalori var biliyor musunuz? Peki bu kalorileri vücuttan atmak için ne kadar ip atlamamız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Bir tabak makarnada ne kadar kalori var hiç düşündün mü? Düşünmedim ama bir 50 kalori vardır sanırım. Yediğin o patates kızartmasında ne kadar kalori var biliyor musun? Abi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum yani. Patates kızartması seviyorum yani. Hamburger yedim bugün. Peki ne kadar kalori var biliyor musun? Yani yüksek olduğunu biliyorum da ne kadar olduğunu bilmiyorum tam olarak. 2 saat önce pizza yedim. Yani bir 6 dilim yedim yani. Ne kadar ip atlarsan o kaloriyi vücuttan atarsın. Güzel bir soru. Yani yaklaşık böyle bir 5 saat falan hiç durmadan atlamam lazım muhtemelen. Yani. Tolga, benim senden ümidim var. Hayır. Sen 6-7-10 dilim de yesen yani, bence tüketirsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir hamburgerdeki kaloriyi dışarı atabilmek için ne kadar ip atlaman gerektiğini biliyor musun? Bir saat miydi diye biliyorum, 1,5 saatte diye biliyorum ama öyle miydi? Süpersin, tebrik ederim. Ama bu bir hamburgerdeki kaloriyi atabilmen için bu ip atlaman yeterli ne kadar değil. Yeterli mi? Değil. Makarnayı yediniz. Evet. O kaloriyi atabilmek için ne kadar ip atlamanız gerekiyor biliyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim mi? Tam üstüne değindiniz. Öyle mi? Her gün sabahleyin 20 defa ip atlıyorum ben. Ciddi misiniz? Vallahi billahi. Wow. Her gün sabah 20 defa. Şimdi önce 10'la başladım. Sonra 20 yaptım. Sonra 30 yaptım. 30'da biraz tıkanıyorum. Vallahi abla bırakmayı düşünmüyorum. 22 oldu. Vallahi tebrik ederim. Gel Havanur. Yaş kaç? Gel. 62 yaşındayım. Maşallah ya. Allah uzun ömürler teşekkür versin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne kadar atlaman gerekiyor? Kubilay hocamıza bir soralım mı? Soralım. Merak ediyor musun? Merak ettim şu an. Kubilay hocam, yani bir patates kızartması için kaç kalori vermem gerek? Aslında zararlı olduğunu biliyoruz. Kalorisinin çok yüksek Hayır. olduğunu biliyoruz. Bunu kendi dilimizde de açık açık söylüyoruz. Hamburger yedim. Çok kalorili biliyorum ama yedim. Evet. Bir hamburger menüde 750-800 kalori var. İp atla... Ya bir saat ip atlamak falan filan mümkün mü? Kaç dakika saat ip atlarsınız? Değil. Ben 3 dakika falan anca atlarım. Ben şöyle söyleyeyim sana. 10 dakikada ip atlayarak senin kilondaki biri 50 kalori falan yakar. 10 dakikada 50 kalori yaktığına göre... Senin 750 kalori ne yapar? Bunun 15 katı. Yani senin 150 dakika bir hamburger menüyü herhalde 5 dakikada bitirirsiniz. Ay yazık, günah yemeği vereyim. Bak, ya. Bak 5 dakikada yediğiniz hamburger menüyü yakabilmek için 150 dakika. Yani şeyin yediğiniz sürenin neredeyse 30 katı kadar bir sürede yakıyorsunuz. Dolayısıyla kolay değil. Para harcamakla para kazanmak gibi bir şey bu. Evet. Parayı da çok zor kazanırsınız ama akşam gidersiniz bir restoranda büt gitti. Anında onun için, gider değil mi? Onun için. O zaman yakın zaman içerisinde, dikkat. Yakın zaman içerisinde sevgili Sarap Soysal'dan ev yapımı hamburger istiyoruz ya. Tamam. Olur mu? Olur. Çok sebzeli. Güzel böyle bol. Sebzeli. Böyle. Başka bir şey söyleyeyim. Köftesi bak, de olsun ya. Ama eti olmasın mı? Köfte kıymalı. Köfte olsun. Bol sebzesi olsun. Ha olsun. Ha. Olsun. Evde yapabileceğimiz pratik bir hamburger. Hamburger yapalım. Ekmeği ne yapalım? Fırın patates de yapabiliriz. Yapabilir miyiz fırın, fırın patates? Fırın patates yapmayın. Şöyle yap. Fırın patates olur. Yapalım. Şimdi patates kızartması dediler ya, bir şey söyleyeyim aklıma geldi. Böyle konu konuyu açıyor. Hı. Patates kızartması aslında içinde akrilamit denen bir madde içerir. Bu akrilamit kanserojendir. Hı. Dolayısıyla akrilamidi, ya madem bunun böyle olduğunu biliyoruz, bu akrilamidin daha az oluşmasını sağlayalım. Yani patates ısındığı zaman mı akrilamit kızartıldığı çıkıyor? Zaman. Kızartıldığı kızartma zaman. Kızartma işlemine bağlı. O zaman şöyle yapın. Patatesi soyun, kızartmadan önce mikrodalgaya koyun bir 15-20 saniye. Arkasından kızartın, kızartma süresi azalır. Azaltın. Bu da akrilamit denen maddenin daha az oluşmasını sağlar. Yani zaten zararlı da. Şimdi bazen beni görüyorlar mesela...
patates kızartması yiyorum. Yiyorum ben ama haftada bir kere yiyorum. Yani ne yapayım ona ben da idare etmem lazım başka türlü. Vallahi yiyorum, dayanamıyorum. Aynen. Çok seviyorum yani. Peki. Nasıl atlayacaksın onları? Ben şaka yaptım ya. Ben hiç. Ben de atlamam espri yani. Espri yap. Niye? Atlamak isteyen varsa hiç beceremem ki. Yapabilen? Ben beceremem. Deneyin ya, öyle oturdunuz bütün gün orada bizi izliyorsunuz. Gıkuk gelin bir. Hakikaten hiç içinizde ip atlayan yok mu? Gel ablam, sen atarsın. Sende tip var, gel. Gel, sende ip atlar şey var, gel. Haydi benim aslanım ya. Buyurun. Ama sen de tığ gibisin be canım. Tığ gibisin. Ha? Bundan atlarım. Buyurun atlarsın bakalım. Atlarsın, gel bakalım bir dene. Evet, bundan 10 dakika atladığında buyurun. Ya bundan, 10 dakika atlanıyor ama mesela hocam şöyle. 10 dakikada şöyle, atlanmaz ya. Nerede atlanıyor? 10 dakika, o da zor mesela ya. Mesela yapabildiğin kadar yapıp takıldığında durup birazcık namazı düşürüp sonra arası. Tekrar gibi aynen yapıyorum öyle. Mesela. Haydi bakalım. Bir daha. Yok, en son kaç senesinde atlamışsın suçu. Ablacığım? Vallahi güzel. Aa, bayağı atlıyor. Torunlar güzel güzel güzel. Ta, tabii torunlardan maşallah. Dolayı. Aynen. Ya aslında zıplamak insana çok iyi geliyor. Aa, bir ya. Şey söyleyeyim. Şimdi nabız dedin, önemli bir şey söyledin. Bak bak bak. Arkanı dönme. Güzel. Teşekkür ederiz. Hakikaten çok iyisiniz. Teşekkür ederiz. Alalım onu. Süpersin. Şimdi nabız dediniz, bir şey söyleyeyim. Nabız, buyurun siz lütfen yerinize geçin. Nabız önemli. Yani hele böyle belli bir yaşta. Şöyle bir hesap yaptırayım size. Nabzınızın ulaştığı seviyeye göre sporun, yapılan sporun o anda bırakılması gereken anlar var. Bunu söyleyelim sevgili mesela. Çağla. Söyleyeyim. Bir formül söyleyeyim. Bak herkese kolay olsun. Mesela merak etme. Diyelim ki nabzınız. Önce formül şu. Nabzınızı kaça kadar çıkaracaksınız spor yaparken? Evet yani onda bir şey olmalı değil mi? Üst sınırı tabii. Ondan sonra kalp krizi geçirirsiniz yani, Allah korusun. Evet. 220 rakamını yazın. Bu rakamdan yaşınızı çıkarın. Mesela yaşınız ne? 50 yaşındasınız hı-hı. Diyelim. 50'yi çıkarın. Kaç kaldı? 170. Bu sizin bir spor sırasında yapabileceğiniz, kalbinizin çıkabileceği maksimum sayı. Bak ya ben size bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir bilgi anlatıyorum. Bir sürü evet. Şey anlatıyoruz da bu çok önemli. Hayatınızla alakalı bir şey. Duymuyor musunuz? Spor yaparken Allah korusun kalp krizi geçirdi. Spor yaparken kaybedildi. Çok, çok nedeni bu. Bu tür şeyleri. Evet. Spora başlamadan önce bir nabzınıza bakın. Nereden bakacaksınız? Artık biliyorsunuz. Radya şuradan gösterebilir mi arkadaşlarım? Şunu sana verebilir miyim canım kardeşim? Tamam. Gayet basit bir yer. Şeyinizi düşünün. Elinizi düşünün. Şey parmağınızın, baş parmağınızın olduğu bölgede şurada radyal arter var. Asıl nabız oradan ölçülür. Dört parmağınızı koyduğunuzda koyun hepiniz. Hissedersiniz zaten. Tek, evet. Tek, tek. Yapacağınız şu. 15 saniye tutun. 15 saniyede kaç defa attığına bakın. 15 saniyenin içinde örneğin 20 defa atıyorsa 4 ile çarpın bunu, 1 dakikayı bulacağız ya. Hı hı. Demek ki sizin kalbiniz 80 atıyordur. Vaktiniz varsa 1 dakikada tutun. Onun önemi yok. 15 saniye daha pratik tabii. 15 saniye pratik. Çıkanı 4 ile çarpmak gibi bir şey. Şimdi nabzınızı spora başlamadan baktınız. Spora başlamadan nabzınız diyelim ki 78. Ya da yürüyüşe çıkacağız yani. Ya da yürüyüşe. Bakın ama mutlaka. Hiç şakası yok. Ya bazı bilgiler gerçekten hayat kurtarır. Evet. Şimdi sizin yaptığınız sporda en fazla çıkacak rakam ne? 170. Ama 170'e çıkaramazsınız. Bu maksimal heart rate dedikleri maksimum kalp hızı. Siz bunun %70, %50'lerde falan mı maksimum? %70'ine, 75'ine indirmek zorundasınız. Hmm. Bunun %75'i de 3 aşağı 5 yukarı 130'lara denk gelir. Yani bu 130'dan yeterince nabzımızın hızlanmasını ve yağ yakımımızı şey yapacak yeter. Bir ölçü. Bir baktınız ki nabzınızın en fazla çıkacağı rakam neymiş? Yaşınıza göre değişiyor tabii ama. Evet. 50 yaşındaki bir adamın, bir kadının nabzı en fazla 130'a çıkmalı. Yolda yürüdünüz, yürüdünüz, yürüdünüz. Bir baktınız ki 150. Tık, i̇şte tık, tık, tık. Sen dedin ya, evet. Çekil, dinlen. Evet diyor. Vücut sana diyor ki bir dakika. Neden biliyor musunuz? Yaradan kalbi öyle bir yaratmış ki. Kasılıyor, kan atıyor. Gevşiyor, kendini besliyor. Kasılıyor, kan atıyor. Gevşiyor, kendini besliyor. Kıyamam, çok yoruluyor bütün gün tabii, ya. Tabii, bak çalışmaya bak. Şimdi ne kadar hızlı çalışırsa o gevşeme süresi o kadar az oluyor. Kendini besleyemiyor. Kalp krizi geçiriyorsunuz. Onun için aman ha. Buna hemen, dikkat. Hemen. Hadi devam formülü. Yine vallahi programın başında söylemiştik. Biz acaba unutkanlık başladı mı? Biz de unutkanlık için bir formülü verecektik. Hayır. Olur şey yapalım. Karışım yapalım. Evet. Unutkanlığın karışımını verelim mutlaka. Az önce meyvelerin evet, sularını kullandık. Karşı. Unutkanlık hayatında yaşamamış kimse var mı içinizde? Yaşamamış. Hiç ben hayatımda unutkanlık derdiyle karşı karşıya gelmedim diyen kimse var mı? Bakın. Çok enteresandır. Burada sor, tansiyon yükselmemiş adam bulursun. Şeker yükselmemiş adam bulursun. Strese girmemiş belki zor bulursun. Ama dikkat et. Ben ne kadar 20 senedir programlara giderim. Sorarım bu soruyu. Unutkanlık yaşamamış kimse var mı diye bir tane Allah'ın kulu çıkmadı. Gerçekten çok ciddi bir problemden bahsediyoruz. Unutkanlık çok önemli. Ama unutkanlığın da şeyi var. Mesela
Benim bazen oluyor. Giriyorsun siteye, arabayı bir yere bırakıyorsun, sabah bir kalkıyorsun. Ben nereye koydum ben arabayı? Bir çoğunluğuna, vallahi billahi. Ve artık madara olmaktan, sitenin aşağısına gidip, aa araba yukarıda diye yukarıya dönmekten ya, şöyle bir numara yapmaya başladım. En yukarıdan başlıyorum, aşağı geziyorum. Aşağı doğru, ha, geze geze iniyor değil mi? Deli etmemek için. Bu, ne çok yapacaksınız zekice. Yani arabayı bulmam lazım benim. Arabayı bulamayınca da şey, sürekli bir arama durumu. Ya, şimdi güzel. Bu normal ama. Yani bu insanız. Evet. Problem ne biliyor musun? Kaç yaşından sonra daha çok unutkanlık başlıyor? Gençlerde de görüyor muyuz unutkanlığı? Valla ben aslında işte son 2 senedir, 30 yaşından sonra son 2 senedir bu sıkıntıyı çekmeye başladım. Yani şimdi 32 yaşında olduğum için. Dolayısıyla ben anlayamadım nasıl 32 yaşında. Ben 39 niye, yaşındayım niye ya. Niye bozuyorsun yani? Şurada, ne yapmayayım? Şurada şey, kendimizi genç diye anlatacağız diye. Ben 55 yaşındayım. Hı. Ve hayatım boyunca da spor yaparak bunu itelemeye çalıştım, ötelemeye çalıştım ama ne olursa olsun hayat şartları kolay değil tabii, zor. Evet. Yani sıkıntılı, evet, dönemler geçiriyorsunuz, çok yoğun hasta, evet, bakıyorsunuz falan. Dolayısıyla yaşla alakası yok, kafalar dağınık. Şimdi gelelim şeye. Tarihimize. Çok basit bir şey yapacağız. Bakın size elmalarımız biraz renkleri kaçtı ama idare edin. Küp küp kesilmiş elmalardan oluşan. Evet. Bunu kırmızı ya da sarı fark etmez. Ben daha çok kırmızı tercih ediyorum. Burada sarıyı buldum, sarıyı aldım. Çok da şey yok, çok da büyük bir fark yok. Ha, elma dünyanın bütün ülkelerinde tok tutar diye yazıyor. Hayır, bizde aç bırakıyor. Yani çocukluktan beri biliyorum ben bunu. Elma daha çok acıktırıyor. Birincisi elmayı koyduk. İkincisi meyvelerden oluşan bir karışım yapıyoruz. İkincisi çok şeker probleminiz yok ise, biraz sonra bazı vereceklerimden çünkü bazılarını keseceğim. Benim sevdiğim yaban mersini içerisine biraz ekledik. Elma ve yaban mersini. Yine kuru üzüm ekliyoruz üstüne. Elma, yaban mersini, kuru üzüm. Bazen diyorlar ki hocam şunu da eklesek mi? Bakın ısrarla söylediğim bir şey var. Bir karışımın içerisine başka bir şeyi koyduğunuzda o karışım sizin istediğiniz karışım olmayabiliyor. Bir anda vermesi bu kadar gereken etki değişebilir. Tabii, minicik bir şeyle bile belki. Ya şimdi hanımsınız mesela. Bu kıyafeti giymişsin. Buraya bir broş taktığında bunun şekli bambaşka oluyor. Tabii. Aynı kıyafet ya. Evet. Küçücük bir broş. Ay ne kadar güzel olmuş, ya da tersini söylüyorlar. Bu da öyle. Üzümümüzü de koyduk. Benim en sevdiğim böğürtlen ya da ahududu mevsimine göre ne buluyorsanız ondan da ekledik. Bu arada Berries grubudur, bu şahanedir ya. Yani. Evet. Berries grubu böyle küçük küçük taneli taneli olan, bayılırım, şeylere denir. Mükemmeldir o da. Bayılırım. Kaju biraz, yani bunu şeye bağlı, zevke bağlı ama fazla değil. İnanılmaz. Fazla değil. Çok güzel protein var kaju. Aa, müthiş, müthiş. Ama şey ya, bu da biraz fazla pahalı falan diyen varsa koymasın. Ne yapayım yani onun yerine. Ha, bu olması olabilir. Aynen yani. O olması olabilir. Ve ceviz. Ya sen ne yaptın? Bir bomba yaptın ya. Bomba yaptım tabii. Ve ceviz. Ama şöyle bir bomba yaptım. Unutkanlığa içinde, giderken başka şeyleri de yiyecek bir sürü şey var. Tabii burada. Aynen. İçinde proteinin bol miktarda olduğu, karbonhidratın dengeli olarak verildiği tam bir bomba yaptım. Şimdi bundan şöyle yapın. Eğer bir zayıflama periyodunda iseniz günde bir defa yiyebilirsiniz bunu. Hmm. Unutkanlık için. Yok böyle bir derdiniz yok. Biraz da enerjiye de ihtiyacınız varsa bomba mesela yaptın lafının arkasında o var aslında. Mesela sporcusunuz ya da yoğun spor yapıyorsunuz. Bunu sabah akşam İki defa yemeklerden yaklaşık 50 dakika ile 1 saat önce, bu tabi biraz fazla oldu, biz abarttık. Küçük bir kaseye yani bu oranı oluşturacak şekilde bunu yiyebilirsiniz. Ve gerçekten çok kısa süre içerisinde, ben kendimden de denediğim için biliyorum. Çok kısa süre içerisinde hakikaten o unutkanlıkla ilgili bulguların gerilemeye, azalmaya başladığını hatırlıyorsunuz. Ancak şunu unutmayın. Unutkanlık, az önce saydığım bütün vitaminlerde, B1, B6, B12 vitamini eksikliklerinde, unutkanlık magnezyum eksikliğinde, D vitamini eksikliğinde, unutkanlık tiroidin az çalışması problemlerinde ve unutkanlık depresyonun başlangıç dönemlerinde, Alzheimer'ın başlangıç dönemlerinde ilk bulgulardan bir tanesi oluyor. Unutkanlık deyip de öyle meyve, salata falan, hayır. Hep ne anlatıyoruz bu programda da, her programda da? Önce teşhis, önce bir nörolog arkadaşım sizi görecek, onun altındaki nedenleri araştıracak, nörolojik olarak da organik olarak da sonra bunlar. Ha, bu hakikaten o zaman işe yarıyor ama. Harika bir tarif oldu. Şimdi az sonra kabızlık için, kabızlık problemleri yaşayanlar, tamam, için önerilerimiz olacak. Tamam. Hamilelerde, hamilelikleri sırasında yaşanan bulantılar için tarifimiz olacak. Aynen. Böbrek problemleri için efendim, yani daha bir sürü tarifimiz var ama sizden kısacık bir nefes arası istiyoruz. Sonrasında yine buradayız. Bomba gibi devam edeceğiz. Gürkan Kubilay'la beraberiz. Az önce reklamlardan önce bahsettiğim gibi hamilelik sırasında yaşanan bulantı en büyük sorunlardan bir tanesi. İnsanı gerçekten çok fazla rahatsız eden bir şey. Ben de birebir yaşamış birisi olarak
Bir çözüm önerisi istiyoruz şu anda sizden. Ne yapabiliriz? Onu anlatacağım da aklıma bir şey geldi. Şimdi tam karşıda kameraman arkadaşı görüyorum. Bir gün hangi televizyonu tam hatırlamıyorum. Bir sürü hanımefendi var karşımda. Menopoza iyi gelen besinleri anlatıyorum. Dikkat ediyorum, hanımefendilerin hiçbiri not almıyor. Arkada iki tane erkek kameraman var, harıl harıl not alıyorlar. Ulan dedim ki Allah Allah, kendi kendime düşünüyorum. Ya. Oğlum bu Gürkan, bu menopoz kadınlarda olmuyor muydu ya? Lan niye bu erkek bir kameramanlar? Bir dakika şimdi, bir dakika. Bu erkek kameramanlar niye not alıyor? Sonradan öğrendim, ikisinin de anneleri ciddi problemler yaşıyormuş. O yüzden çocuklar arkada harıl harıl. Helal olsun. Çok enteresan ne bir şey. Analar ne başımızın güzel. Tacı. Her zaman söylüyorum, benim anam 10 yıl daha yaşasaydı Allah benim ömrümden 20 sene alsaydı. Ama onu yaşayamadık. Ama hep söylerim, oradasın annem. İzliyorsun oradan beni, kurban olduğum. Oy öyle deme. Vallahi ben de çok kötü oluyorum şimdi. Evet, anneciğim evet. de beni izliyordur inşallah. Evet. Peki bulantı. Şimdi hamilelik tabii çok güzel bir dönem. Bir anne için en güzel dönemlerden bir tanesi. Ve inanılmaz bir dönem ya. Nasıl evet. güzelleşiyor bir kadın. O dönemde ne kadar güzel oluyor. Bütün hamile kadınlarımıza, dünyadaki bütün hamile kadınlara çok sağlıklı bir hamilelik dönemi dileyelim önce. Hayat onlara çok güzel çocukları çok sağlıklı bir şekilde doğurmayı nasip etsin inşallah diyelim. Ve çok basit iki şey söyleyelim. Hamilelik bulantıları maalesef ilk üç ayda çok ciddi problem. Gerçekten. Evet, ben mesela 3-4 kilo vermiştim. Çünkü hiçbir şey yiyememiştim. O kusmalarla birçok mineral çok kayboluyor. Sıkıntılı. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok fazla kullanmamak kaydı şartıyla ve kan şekerlerini çok dikkatli kontrol etmeleri şartıyla. Çünkü hamilelik şekeri hakikaten ciddi problemlerden bir tanesi. Zencefilli gazoz ve yanında 3-4 tane krakeri bir denesinler. Ya, evet. Zencefilli ama. Zencefilli gazoz kraker ikilisi bir kadının hamilelik şeylerini azaltmakta, bulantılarını azaltmakta işe yarayabilir. Onun için bu çok sorulan bir soruydu. Sana da teşekkür ediyorum çok sevgili Çağrı. Mesela diyelim gün içerisinde 3-5 kere bulandı, her seferinde yapmıyoruz. Yok, değil. Mesela zaten bir parçasını içip 2-3 tane çubuk krakeri yememiz yeterli olacaktır herhalde. Tabii. Oturup bir paket yemeyeceğiz. Bizde böyle bir problem var yani. Biz bir şeyi söylediğimiz zaman sonuna kadar götürüyoruz. Yok yani artık tabii bir kontrol. Yani Allah fren mekanizmasını bunun için vermiş. Yani frene basmakta. Frene basmakta her zaman fayda var. Peki. Şimdi acaba kabızlığa mı geçsek birazcık? Kabızlığa, olur. Yani kabızlığa ne gibi bir öneri verebilirsin bize? Gene bir televizyon programı. ben biz kabız milletiz dedim. Allah bana bir şey geldi yani işte yukarılardan falan nasıl böyle bir şey? Öyle abi 10 tane hanımefendinin 6 tanesi de kabızlık problemi var. Bu bir rahatsızlık yani, evet. Bu da, evet aynen yaşa bu bir hastalık evet. Bilimsel olarak kanıtlarını da sunduk. Neden? Çünkü bağırsak sistemimizi çok kötü çalıştırıyoruz. Bağırsak sistemimiz kötü çalıştıkça da mesela bir şey söyleyeyim bak pratik bilgiler verelim. Elinizi karnınıza koyun. Bağırsak hareketlerinizi hissedersiniz aslında. Dakikada 3 ile 6 tane bağırsak hareketi gırt gırt hareketlenme tabii hissediyor iseniz bu sağlıklı bir bağırsak yapısına nispeten sahipsiniz demektir. Ama ben eminim. Şimdi bunu söyledim ya. Ekran başındaki herkes de bizi seyrederken bir baksınlar. Ben eminim çoğunda 0-1 arası hiç bağırsak hareketi görmeyecekler. Tabii doğrusu bunun kulakla dinlemek de kabaca şimdi siz nereden herkesin evinde stetoskop mu var yani koyacak ama da karnı ama sonuçta sessiz diyecek. Bir ortamda bazen aynı. Acayip acayip sesler gelebiliyor yaşa. Yani. Yaşa. Hayır o hareketlenmeyi de hissedebilirler. Evet. En azından bir test etsinler. %100 demek değildir ama en azından bir test etsinler. Dolayısıyla bağırsaklarımız bu anlamda kötü. Peki bir dakika hiç ses gelmezse ne demek? Kötü o tabii yani mesela hele dinleyerek. İleus dediğimiz bağırsak tıkanıklığının ilk belirtisi bağırsak seslerinin kaybolmasıdır. Bağırsak hiç hareket etmez. Ve bu bağırsak tıkanması da ciddi ameliyata kadar gidecek olan bir süreci yaratır. Dolayısıyla bağırsak sesi o anlamda çok çok önemli. Aşırı artması da arkasından bir ishal gelebileceğinin işaretidir. Mesela ben çok genç bir hekim olarak Siirt Beşiri'ye mecbur hizmete gittim. Bir anda beni çok sevdiler orada. Ne biliyor musunuz? Bir tane hasta geldi. Dinliyorum işte her yerini. Bir de meraklıyız daha da böyle. Bağırsak hareketlerine baktım. Acayip bağırsak hareketi var. Bir de böyle şeyiz ya. Sen de dedim büyük bir ihtimalle yarın ishal başlayacak. Hakikaten adamcağız da yarın ishal başladı ertesi gün. Lan bu nasıl bir doktor? Ertesi gün başlayacak ishali bile acayip bir ünlü olmuştuk. Dolayısıyla bu tür şeyleri önden de
tahmin etme evet. şansımız olabilir. Vücudumuzun, kalbimizin ve bağırsaklarımızın sesini dinleyelim. O kadar önemli ki bak bağırsak sesinden nerelere gelebiliyoruz. Evet. Şimdi kabızlık ve ödem vücutta en sık rastladığımız iki problem. Evet. İkisi birden varsa böyle bir şey söyleyeyim. Kabızlık ne yapıyor peki bize? Onu da bir sormak istiyorum. Hangi besinler daha çok kabız yapıyor gibi bir şey var mı? Kişiden kişiye değişiyor. Bir kere onu çok net söyleyeyim. Orada kendi doktorunuz olmanızda fayda var. Kişiden kişiye değişiyor. Ama yani mesela kuru baklagillerin bir kısmını kabız yaptığını, başka bir kısmını ise tam tersi çok iyi çalıştırdığını biliyorum. Mesela çok kabız olan da biraz sonra başka bir yöntem söyleyeceğim de benim en sevdiğim deneye deneye kendimde de gördüğüm yöntem ne biliyor musunuz? Acı bulgur. Bulgurun herhangi bir nedenle mesela çiğ köfte ama şeysiz etsiz çiğ köfte ya da bulgur pilavı yapıp ama acılı bir şekilde yapmak gerçekten bağırsak hareketlerinizi inanılmaz bir şekilde arttırıyor. Bu arada acı ülser yapmaz. O da bir şey ya. Ülseri yapan mesela. Bir mikroptur. Dolayısıyla bunu da söylemekte fayda var. Harika. Peki şimdi arkadaşlarım bana kulaklığımdan söylediler. Az önce telefonda konuştuğumuz Mehmet Bey 150 kiloyum ve kilo vermeye gelmiş artık mi? Karar verdim dedi. Kendisi gelmiş. Bir alkışlayalım onu. Bir hoş geldin diyelim Mehmet Bey'e. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, sağ olun. Mehmet Bey 150 kilosunuz ama oldukça fitsiniz ya. Aa, gayet iyi, ben evet. Ben böyle bir şey görmedim valla, nasılsınız? Şu an ama 150 kilo değilim, 148. pardon, çok i̇ki affedersiniz, 2 kilo için. Yapma Allah aşkına. Görmeyeceğim. Yani hep böyle yapıyorsun, 148 evet, 150 doğru, diyorsun. Doğru söylüyorsun. 148, 150 değil. Peki, daha önce sorduk ama tekrar soralım. Daha önce hiçbir kilo verme girişiminde bulundunuz mu? Vallahi bulunduk da başarılı olamadık. Yalnız Kubilay hocama çok güvendiğimiz için burayı aradık. Bir de hanımefendiyi görmüştüm ben. Evet, Fahri ablamızı görmüştüm. 150 kilodan 90 kilo vermişti. Bu 60 kilo verdi. Zehirli ellere emanet olmaya geldim. Bilmiyorum kendimi teslim edeyim mi? El değil bilim burada işe giriyor ve sihir yok. Ha onu da söyleyelim. Ama Mehmet bir enerji Bey. Söz konusu ya hocam. Gerçekten evet, ben ona inanıyorum. Kesinlikle ben ona inanıyorum. İnandığım için söyledim. Tabii, evet. Ama siz kendi görüşünüzü söyleyin. Memleket neresi bu arada? Ben Ağrılıyım. Ağrı mısınız? Ağrı, ben mecbur hizmet yaptım Ağrı'da. Ağrı Patnos'luyum. Patnos'a gittim önce. Sonra Ağrı'ya geldim. Çıkarabilir miyiz mümkünse? Yeleği çıkarırsam o fitlik gider ay bu. Ama işte o görelim tam olarak evet, diye. Çünkü evet. Artık siz Gürkan Hoca'ya emanet. Ben onu alayım. Verim. Arkadaşlarını görelim çünkü mutlaka çocuklar. Ki. Hadi alın bakalım. Peki nasıl besleniyorsunuz? Nasıl bir hayatınız var? Onu öğrenelim bir. Ya kaç ayın mesela yiyor? Çocukken ben, de hep kilolu muydunuz? Kiloluyken çocukken biraz kiloluydum de. Hı. Yalnız ben 2004 yılında sigarayı bıraktım. Çok neyi ağır. Yaptınız? 3-4 paket sigara içiyordum günlük. Evet. Şoförüm, devamlı direksiyondayım. Evet. Ondan sonra çok kilo almaya başladım. Hı-hı. 90 kiloyken evet. 168 kilo kadar çıktım. Sürekli oraya çıktınız. Hiç büyük kilo verdiğiniz bir dönem var mı? Var. Ne kadar sürede ne kadar kilo? Bu 6,5 ayda 30 kilo verdim. 6,5 ayda 30 kilo verdiniz. Biraz fazla gitmişsiniz aslında evet. O dönemin içerisinde. Peki soru önemliydi. Şişman bir çocuk olarak doğdunuz mu? Normalmış. Normal doğdunuz. Nerede kilo almaya başladınız? 2004'ten sonra aldım. Yani çocuklukta, gençlikte hiç kilo derdiniz olmadı mı? Yok. Bu enteresan. Yok. Ne zaman sigarayı bıraktınız? Bıraktım. Ondan sonra ben kilo almaya başladım. Yalnız ben çok abur birisiyim. Yani obur. Günde kaç ben... öğün yiyorsunuz? Abur. Ben ne obur mu cubur mu ben anlamam da ben obur, çok yiyorum yani. Abur, günde kaç öğün? Özellikle ben çok et yiyorum. Ben et çok seven birisiyim. Sabah da görsem yerim. Akşam da öğlede ikindide hiç fark etmez. Çok enteresan. Hı-hı. Hiç Türklerde böyle şey olmaz yani. Türkler öyle et met yiyen bir millet değiliz. Enteresan. Peki. Yani günde kaç kere? Bu arada tebrik etmek lazım değil mi? Öncelikle hangisi? Tabii ki kilo almış olabilir ama sigarayı bıraktığı tabii, için. Bıraktım. Bıraktım. Daha elime almamış. Güzel. 14 yıldır. Vallahi günde kaç öğün yiyorsunuz? O önemli benim için. 5, 6, 8, 10, 15, kaç? 2, 3. Ben dün bir öğün yedim. Bak, burada dur. Duralım. Mehmet Bey. Israrla bir şey anlatıyorum. Yıllardır bu ülkede. Az önce gelen Fahriye teyzem de günde 2 öğün yiyordu aslında. Bir de gece kalkıp yiyordu. Şimdi Türkiye'de böyle bu. Senle biliyorsun biz yıllardır program yaparız. Türkiye, bir daha söylüyorum. Az yiyen kilo alır, çok yiyen kilo verir. Ancak... Doğru saatte doğru besini. Şimdi biz Mehmet Bey'le başlayacağız. Sahillerin şunu bunu yapacağız ama bunu sağlayacağız ve günde 6 öğüne çıkacaksınız. Yani aslında bugün yediğinizden daha fazlasını. Evet. Ama doğru saatte doğru besini yedireceğiz. Bu işin bu kısmı çok çok önemli. Fahri abla seni de alalım. Birazcık zaten... belki de psikolojik olarak sen de ona destek verebilirsin değil mi? Cesaretlendirebilirsiniz birazcık da. Gerçi tabii. Gel Fahri abla. En büyük kaynak sensin. Sana güvenerek geldim. Çok güzel. Şimdi... Ay çok iyi ya. Şöyle yapalım mı? Peki bir dakika şöyle bir şey yapalım. Fahriye teyzeyi
Mehmet Bey'in koçu yapalım mı? Birlikte karar verelim. Çok güzel. Hemen ilk önerileri almak istiyorum. İlk önerileri alalım mı? İlk olarak ne söylemek istersin kendisine? Bu yola başlıyor artık Mehmet Başlayacak. Bey. Mesela yaşı kahvaltı yapmazsa biz kızıyor muyuz, kızmıyor muyuz? Kızıyorsunuz. Şimdi. Evet. Düzenli, her şeyin düzenli olacak başta. Kahvaltı şart. Öyle değil mi? Evet, evet. Kahvaltıyı saat kaçtan sonra, kaça kadar mutlaka yapmak zorunda olsun? 9.30. 9.30 maksimum 10'a kadar yapmak zorunda. Evet, bak tüyolar aynen başladı aynen oradan. Günde kaç öğüne çıkmamız lazım? 6 öğüne çıkmamız lazım. Peki 6 öğüne çıktıkça o gece yemeleri vesaire, o arada diyor ya birden çok yiyorum. O et yemeler azalacak mı? Azalacak da ben 6.30'da biz yemeğimizi yiyoruz. Yani akşam 53 senelik evliyim. 53 senedir biz 6.30 dedin mi yemeğimizi yiyoruz. Bunu niye söyledi? Evet. Sosyal düzenli hayatını değiştirmiyoruz hastaların. Evet. Biraz oraya müdahale ediyoruz ama tamamen değiştirmiyoruz. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Buyurun. Şimdi bizde bizim bilmiyorum Türk kültüründe mi acaba, bizim bölgesel mi? Biz akşam 8'den sonra en güzel evde yemek ne varsa hepsi sofraya iner. Tabii. Geçiyorum. Ben mesela hanıma söylüyorum. Benim ailem biraz karabalıktır. Benim 7 tane torunum, 8 tane çocuğum. Oh Allah bağışsın. 1,5 karım var. 1,5? onu geçelim. Şimdi başka bir şey söyleyecektim şimdi size. Şimdi akşam, hayır evet, akşam o yemekler hepsi sofra geliyor. Geç saatte yemenin büyük... Diyoruz porsiyon. Getirme, karı diyoruz, çocuklarım hep toplandı, en güzel yemeği yiyecek. Ama onu diyecek olursam ben mesela Çankırılıyım, Anadolu'luyum. Evet. Benim evim aynı Urfa evi gibi. Yani her şeyi yalnız yapıyorum. Yalnız bu arada benim her dikkatimi şeyi çeken bir şey var. Bunu söylemek zorundayım. Gerçekten Fahriye ablanın cildine bakın inanamazsınız. Tabii. Yaşa. Yani evet, yaşa. Hiçbir, kaç yaşındasınız siz? 68. 68 yaşında cildi yani olamaz bir parlaklıkta ve birlikte. 14 yaşında evlendim. 16 yaşında kızımı da 6 kilo doğum yaptım kızım. Çok önemli bir şeye değindin. Biraz da erken maalesef evlenmişsiniz. Evet, evet. Hiç cildime bir şey sürmem ben. 60 kilo veren birinin her tarafında sarkıklıklar, şunlar bunlar görürsünüz cilde. Aynen. Yok. Neden? O önemli bir şey. Tabii Çağla'yla yıllardır program yaptığınız için biliyor. Hiç kas kaybetmedik. Çok önemli. Sizde evet, de öyle. Aynen öyle. Kas kaybetmeyeceğiz. Burada önemli olan nokta ne? Burada önemli olan nokta karşılıklı güven. O çok önemli ve söz dinlemek. Evet. Ben bir şeyi söylüyorum, hasta yapmadıktan sonra mucize yok. Bunu da unutmayın. Çünkü evet, hasta bazen şey zannediyor. Evet, evet. Bir bakacağım 30 kilo gidecek. Bir de buradan Clark çekeceğim bir 34. Yok öyle bir şey ya. Ya yok, bir sağlık var yani. Öyle. Yok, evet, bu işler evet, öyle olmuyor. Evet. Peki şimdi birazcık da spor diyorum tabii, ben değil mi? Biraz spor tabii, yapmak tabii, da şart ama var. Tabii ki biz artık hani herkes için, ekranları başındaki herkes için spor gösteriyoruz ama peki kilosu olan İnsanlar acaba nasıl spor yapmalılar? Görmek ister misiniz? Hadi hele ki bakalım. Yani Mehmet abim gibi 150 kilo olmuş birisi acaba nasıl spor yapabilir? Hep birlikte görelim. Alkışlarınızla Aslan Kıratlı geliyor spor eğitmenimiz. Merhaba, nasılsın? Merhaba Çağla Hanım, iyiyim, sağ ol. Ay ne tatlısınız, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk, çok sağ olun. Ne yapacağız bu deşimi, nasıl olacak merak ediyorum gerçekten de evet, mesela. Oturarak mı yapacaklar, ayakta mı yapacaklar? Bize biraz anlatır mısın? Evet, şimdi kilolu olunca zaten çok hareket etmek zor olduğu için biz bir sandalye kullanacağız burada. Şimdi size de bir iki hareket göstereceğiz. Hareketi sandalyede oturarak yapabilirsiniz, ayakta yapabilirsiniz. Sizin için nasıl rahatsa öyle evet, olur. Evet. Bizim yaptığımız özellik hareket ederken aslında metabolizmayı hızlandırmak. Çünkü kilolu olunca en önemlisi metabolizmayı evet, hızlandırmak. Yani oturarak yaptığımız hareketlerde metabolizmayı hızlandırabiliyor. Hızlandırabiliyoruz. Çünkü biz beyni dahil ediyoruz ki beyin ufak kaslara hitap ederek sizin oraya metabolizmanızı, yağ yakımınızı diye başlatıyor. Aynen harika öyle. Harika. Hadi deneyelim mi o zaman? Yapalım. Hadi bir sandalye rica edeceğim. Direkt buraya. Bir tane daha alayım Merve'ciğim. Şimdi Meltem. Mehtap sandalyeni alabilir miyim canım? Meltem Hoca benim arkamda ayakta yapacak. Tamam. Ayakta olanlar için, evde ayakta yapmak isteyen için Meltem ya ayakta tamam, ya siz da. Siz ayakta yapın. Sen de aynen. Siz de böyle oturun. Mehmet Bey doğru oturun. Mehmet Bey oturun. Oturacak, sen de oturacaksın. Öbür tarafa otursun. Ben de şöyle keyifle seyredeceğim. Şimdi burada hep birlikte zaten yapalım istiyoruz. Siz de bir tadın. Harika. Şimdi elimize portakal gibi bir şey aldık. Onları önce bir yere bırakalım. Onları sonra kullanacağız. Önce bir ısınalım. Nefesle ısınalım. Bunlar çok kolay yapılabilecek şeyler. Mehmet abi güzel yapar. Hiç tereddüt etmeden cesurca hepiniz bir nefes alın. Önce bir nefesle açılalım, bir bağlanalım kendimize. İndirin. Güzelce kollarınızı tekrar yana açın. Birbirinize vurmadan süper. Tamam.
Şimdi ellerimizi şuradan bir kapatalım. Önce bir vücudunu nefesle iyice ısındıralım. Şimdi nefes al. Dirseklerini yukarı çek. Nefes ver. Kapan. Sırtını kapat. İyice içine kapan. Nefes al. Aç. Derin nefes. Ta karnına kadar çek. Nefes ver. Kapan. Sırtını yuvarla. Çok güzel. Bir daha nefes al. Derin. Ta karnına kadar insin. Kapan. Nefes ver. Bir tane daha istiyorum. İyice ısının. Isındığınızı fark edebiliyor musunuz? Evet. Kapanın. Tamam. Çok güzel. Şimdi kolları açtık. Birazcık öne eğileceğiz. Ellerimi çevirdim arkaya yukarı. Titanik. Şimdi ellerimi bir açacağım. Bir çevireceğim. Bir aç. Bir çevir. Aynen. Çok güzel. Süper yapıyorsunuz. Aynen öyle. Çevir. Yana çevir. Tamam, devam. Birkaç tane daha yapacağız çünkü vücudu bir ısıtmamız lazım. Şimdi portakal elinize alıyormuşsunuz gibi ben onları bir alacağım. Ekran başındakiler evde elma, portakal ne varsa alın. Şimdi bir yukarıya uzattık, bir çevirdik yana. Yukarıya uzat. Bu portakalı elimize almanın nedeni şu an beynimiz bunu düşürmemeye çalışırken beyniniz ufak kaslarınıza sinyaller gönderiyor. Çevirin, çok güzel, aynen. Şimdi birazcık kollar yanmaya başlıyor, değil mi? Bak, tamam. Diğer kolu kullanacağız. Kaldır yukarı. Çevir. Süper, çok güzel. Aynen öyle. Harika. Aynen aynen. Şimdi ikisini bir dirseklerinizi bir birleştirin. Bir yukarı getir ve aç yana. Getir. Yapabiliyor musun Mehmet Bey? Yapabiliyorsun, değil mi? Tamam. Kaldır. Şimdi sizden isteyeceğim Bismillah, bir şey bir oldu daha bir ya. Özel bir şey daha yapacağız. Gelir gelmez kampa aldık Mehmet abi. Ne olduğunu şaşırsın. Elle topla verdik. Yapabiliyorsunuz. Hayır, sonra, böyle kaldı. Biraz sonra tırnak çekmeye başlayacağız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sen gelirsin buraya. Şimdi sizden özel bir şey isteyeceğim. Karnını sıkılaştırmak için mekik değil. Kilolu olunca mekik çekmek çok zor bir şey. Ama çok güzel şeyler anlatıyorsun. Çok güzel şeyler anlatıyorsun. Ay düşürüyorum. İçten kasları güçlendirmek gerekiyor. O yüzden şimdi... Bir göğüs kafesimizi kaldıracağız, bir kapatacağız. Bir göğüs kafesinizle ta karnınıza bağlanın. İçten kaslarınızı güçlendiriyoruz. Bir açın, kaldırın. Aynen öyle, çok güzel. Tembel mekiği bu. Göğüs, efendim? Tembel mekiği. Tembel mekiği, çok güzel. Tembel mekiği yapıyoruz. Vallahi bana ama hiç çalışıyor. Tembel gelmiyor. Kesinlikle. Çağla Hanım. Estağfurullah. Şuradan. Şuradan zaten Çağla Hanım sporcu o yüzden evet. Ona çok kolay evet. Ama çok güzel gösteriyor. Göğüs kemiğinden yukarı kaldırıyor aynen yani sadece omuzlar gelmiyor. Bütün karnını dahil ediyor yani harika çok güzel. Yani gerdirip sıkıştırmak değil mi? Gerdirip aynen sıkıştırmak. Öyle gerdir aynen. Ve aç Mehmet Bey tamam süper. Şimdi isterseniz bir dakikamız daha varsa var, ayağa kalkın. Hepiniz bir ayağa kalkalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi bu kadar oturduk tamam yeter. Aynen. Kalsınlar. Ay orası burası ağrıyan, ıhlayan, müziği alalım tekrar aynen öyle. Birazcık da müziği alalım. Şimdi herkesin evde seviyesi ne olursa olsun yapabileceği hareketler vermek istiyoruz. Size hem kalori yaktıran, yağ yaktıran ama büyük bir kas kütlesi yapmadan. Yani önce bir o yağların akması lazım. Doğru mu doktor? Tamam okey. Yapamayanlar, şimdi, dizleri ağrıyanlar onlar için de az sonra tarifimiz olacak değil mi bir hocam? Bir nefes al, bir nefes al. Hepimiz ben bir kalkalım, kalkalım. Aynen. Tamam, tamam. O zaman buradan devam. Şimdi sizden... Şunu isteyeceğim. Bir yan basacağız. Sağ sol. Mehmet abi aynen. Harikasın sağ sen sol. Ya. Ben böyle bir şey bunu görmüyorum. Bunu herkes yapabilir. Valla yaparım. Ya. Niye yapmayacak? Aynen. Tamam. Şimdi kollarınızı açın. Uzatın. Parmak uçlar bir duvardan diğer dur, duvara. Senle senkron yapalım. Şimdi sanki biz bu hareketleri biliyoruz ya. Biz Türk'üz. Biz dans ediyoruz. O yüzden aynen. Şimdi çok güzel. Şimdi dizimi içeri. Çeviriyorum. Dizini içe çok güzel çalalım. Süper. Evet, topuklularla çok güzel gerçekten. Mehmet Bey şimdi buradan aynen öyle. Vallahi. Şimdi burada vallahi Mehmet Bey bilmiyorum ben. Kolları bilekten. Şu an ısındınız mı? Evet evet. Bakın zayıflamak için zıplamak, kendinize işkence çektirmeye gerek yok. Yani Gürkan Bey'in dediği gibi süper yapıyorsunuz. Şimdi de bir tane şunu istiyorum. Çevir arkaya. Sonuna yalnız, kadar aç. Aynı bundan sonra oyun havası koyun lütfen bu şey sırasında. Ya buna oyun havası şimdi. Deniz, Onur buna oyun havası okay. Gider. Ben kenara çekilirim ve oynarım. Tekrar. Yan yan, beli yan yan. İşkenceye gerek yok.
ufak ufak hareketlerle şu an ısındınız, şu an yağ yakımınla... Ayak ucuna basıyoruz değil mi? Onu söyle istersen. Aynen hocam. Şimdi, aşağı inerken ayak ucuna basıyoruz. Ayak ucuna basıyorum, bir evet. de belimi de kullanıyorum. Evet. Kalçamı sağa sola getiriyorum, aynen. Şu an kim ısınmaya başladı doğru düzgün? Isındınız mı? Ben ısındım hocam. Tamam, okey, süper. Tamam, yavaş yavaş bitirelim. Çağla Hanım'ı geri verelim. Bir nefes ver. Kollarımı kaldırabilirim. Şimdi bir bakın, bir nefes alın. Bir saniye durun, bir kendimize gelelim. Nasıl bir his? Vücut biraz çalıştı. Vücut çalışınca da sizin kimyanız da oturmaya başlayacak. Doğru beslenmek çok daha kolay olmaya başlayacak. Şimdi endorfin var artık ortada. Aynen, endorfin salgılanmaya başladı şimdi. Aynen. Rahatladınız. Kendinize bağlandınız ve bunu biraz 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 yapıp hep böyle büyük adımlarla girişmeye gerek yok. Ufak ufak kendini severek, kendine bakarak bu yol çok güzel bir yol oluyor. Gerçekten çok sağ olun. Evet, harika. Ellerinize çok sağlık. Teşekkürler. Şimdi ne var biliyor musunuz aslında? Hiç göz korkutmayan hareketler. Çok beğendim. Yapmaya üşenmeyeceğimiz kesin hareketler. Öyle. Yani metabolizmamızı aynı zamanda hızdıran en önemli hareketleri yaptık değil mi şu anda? Bir sürü var aslında. Şimdi evet. ufak bir şey verdik evet. ama daha o kadar çok bölüm bölüm. Tahmin ediyorum. Aynen aynen. Seni harikasın. Televizyonda seyrederken. Evet. Yani seyrediyorlar ya bir taraftan bizi. Çok evet. rahat yapabileceğiniz şeyler bunlar. Yani ekran aynen. ben eminim ekran başında da birçok seyirci. Hem dinledi ya. Hem evet. yaptı. Onun için harika. Elinize sağlık. Kocaman hayırlısı. Bir alkış spor eğitmenimiz için. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi. Ne? 3 kilo et isteyecek Mehmet Bey şimdi. Çok çalıştım değil mi? Evet doğru. Acıkmışsındır 3 kilo et ister. Valla ben aç değilim. Ben şu an bile 3 kilo verdiniz. Çağla bir şey girelim onların şovu iyi. Değil mi onlar devam etsinler. Valla ilerler bundan sonra. Evet 3 kilo et ister. Peki şimdi bir sokak sorumuz varmış yine siz sorun demiştik evet. o sorumuzu alalım ondan sonra buradayız kısacık. 5 yıldır kilo veremiyorum bu kanser riskini artırır mı? Güzel. Aa çok güzel bir soru. Gerçekten evet. bir kere bir çocuk 10 ile 15 yaşları arasında kiloluysa o çocuğun artık 25 yaşından sonra kilosunu kurtarma şansı çok zor oluyor. Hı. Bakın bizi izleyen 10 ile 15 yaş arası kilolu çocuğu olan anneler bir an önce o yaşta onu halletmek zorundalar. Bir, her sene 5 seneyi geçtikten sonra siz kilolusunuz olsun ben tombişim diyorsunuz. 5 seneden sonraki her sene... özellikle karaciğer kanseri, rahim kanseri, meme kanseri gibi risklerin oranı %3 ile farklı kaynaklarda %7 oranında artıyor. Hmm. Yani ne olsun ya ben tombişim, sevimliyim bir şey öyle değil. Olmaz. Kanser riskiniz artıyor. Bu sizin kanser olacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla çok güzel bir soru. Hmm. Kilo eskidikçe kanser olma riskiniz de gerçekten artıyor. Onun için dikkat edin ona. Çok güzel bir soruydu. Güzel bir soruydu. Kesinlikle. Güzel. Güzel de cevabını aldık. Şimdi efendim spor eğitmenlerimizi yavaş yavaş buradan alkışlarla çok uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi harikaydınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz şimdi biraz önce şeyden bahsetmiştik. Bu asitli içecek olaylarından. Asitli içecek tüketiyor musunuz? Çok az. Çok az. Çok. Siz artık tüketiyor musunuz? Ben etçim bir adam. Bana et verin başka bir şey isterim. Et yiyecek mi? Et yiyecek ama... Bir dakika çok önemli çünkü. Bizi şu anda dinliyorsa çok sevdiğim bir aslan var. Artık onlar aile dostumuz gibi oluyorlar. Sevgili Hüseyin Şahin ismini gayet rahat söylüyorum. Çünkü buna kullanmama da izin veriyor. Hı hı. Hüseyin Bey bize ilk geldiğinde bir oturuşta 3 kilo et yiyor. Evet, bir evet, oturuşta. Yiyelim, sen de büyük yiyelim. Bir ihtimalle yiyelim, yersin. Yiyelim, rahat yiyelim. 3 kilo et yiyen adam şu anda bir oturuşta şu kadarcık etle doyuyor. Bir, iki. Herhangi bir börekçiye gittiğinizde kaç dilim börek yersiniz? Bir dilim, iki dilim, üç dilim. En fazla dört dilim yiyen var mı? He? Altı var. Dilim. Ki sporcu bir arkadaş, yani sağlam bir arkadaş bunu söyleyen. Bir tepsi börek yiyordu. Her oturuşunda ve hatta gitti müessesenin ben onu tedavi ettikten sonra iflas ettiğini falan söylüyor şimdi. Çünkü iki dilim diyor artık. Bu bir tedavi meselesi. Yani o yediği et bir hastalıktan kaynaklanıyor. Artı etin haftada 400 gramın üzerine çıkan kırmızı etin kansere daha kolay yol açtığını, hele işlenmiş etlerin kesinlikle bir kanser tetikçisi olduğunu da biliyoruz. Ama tedavi oldukça bunlar düzelecek. Yiyecek ama eskisi gibi fazla yiyemeyecek. Değil mi? Soralım. Yiyemeyecek yani. Aynen öyle. Doyacak. Evet, evet. Yani biz diyet yaptık mı mesela sistemin içerisinde? Yok yok yok. Kendisi gerçekten ya evet ben yiyemiyorum diyor. Mesela bir oturuşta en fazla kaç dilim pizza yersiniz? 4. 4. Arttırın. Yok mu? 4 mü? Hadi hepsini yesem 6 dilim. 48 dilim pizza yiyen aslan var. Oo. 48. İspat da etmek için dedim ki alttaki pizzacıya söyleyeyim şey yapın bizim klinikte bir tanesinde. Pizza geldi gerçekten 48 dilim pizzayı yedi çocuk. Ne?
48 dilim pizzayı. Tedavi içtiğinde 3 dilim tabii. Ne yiyorsunuz? 3 olur mu? 6 taneydi. 3 tane tam boy yiyorum. Yani 3 tam boy 24 yapar. 48 dilim pizza tedavi bit. Bak hep tedavi diyorum, bir de farkında mısınız? Çünkü obezite bir hastalık. Evet, evet, öyle. O hastalığı tedavi etmezseniz, evet, sadece diyetlerin peşinde koşarsanız, ekranda da yalan yanlış senin adını da kullanarak kim bilir neler yapıyorlar. Oluyor yani bazen. Evet, neler oluyor? Maalesef. Ekranda işte bir haftada 5 kilo verdiren diyet yok, böyle bir şey. Dedik, ne öğrettik size, ayda 2 kiloyu geçmeyeceksiniz. Bu hastalıklar, insülin direnci, hipotiroidi. Dedemin fotoğrafını istiyorum. Gelsin. Gelsin, gelmesi gerekiyor. Dedemi istiyorum. Reci. Böyle bir dede krizi tutuyor bazen. Hashimoto beyefendi lütfen. Evet, benim sevgili dedem gelsin. İşte benim dedem. Dedemin adını da verir misiniz sevgili Reci? Dedemin adını istiyorum. Bir şey Hashimoto. Hakaru Hashimoto. Hakaru Hashimoto. Evet. Programın başında bunu söyledik. Niye geldim biliyor musunuz? Hakaru Hashimoto hepinizin çok aslında bildiği Hashimoto hastalığını bulan adam. Yani tiroidin kendi kendine antikor, yok edici madde üretmesi ve buna bağlı tiroidin çalışmaması, az çalışması, otoimmün dediğimiz bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı tiroidi bulan adam. Eğer bulmasaydı biz bugün tiroid hormonlarını insanlara veremiyor olurduk ve hepinizin metabolizmaları göçer, saçları, evet, dökülür, depresyona girer, tırnakları kırılır, dizleri ağrır, bir sürü problem, kabızlık yaşar, bir sürü problemle karşı karşıya kalırdınız. Onun için çok önemli adamlardan bir tanesidir. Dedem değil tabii, işin esprisi. Çünkü ben onu dedem demeyip de Hashimoto diye bir adam desem ekrandaki başka tarafa geçeceklerdi. Herifi dede yaptık mecburen. Hocam işi biliyorsunuz. Anlattığımız her şeyi sizin tarafınızdan kolay algılanabilir hale getirme çabası bu. Aksi takdirde hekimlik gibi zor anlatılır önemsememizi bir şey. Önemsememizi sağlıyorsunuz aslında. Tabii onu size anlatabilme. Yoksa bana ne, ben gideceğim, evet, gene bir sürü hastama bakacağım, ama bunları burada öğrenmeniz sizin kendi hayatınızı düzenlemenize yol açıyor. Hashimoto'ya da o açıdan bir teşekkür ederim rahmetli tabii. Teşekkür ediyoruz ve hemen bir telefonumuz varmış. Dinleyelim. Gürkan Hocam, onu alalım. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Buyurun. İyiyim, teşekkür ederim. Biraz canlı, yüksek canlı sesle, biraz canlı yüksek sesle. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Süperiz. Siz? Sizi çok seviyorum, severek izliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben hocamla görüşmek istiyorum. Buyurun, buyur, bağlıyorum efendim, hemen. Buradayım. İsim neydi bu arada? Hocam merhaba. Merhaba, isim neydi? İsmini vermeyen, tamam, izleyici ya, ama çok isim var böyle yani. İsmini, evet, vermeyen izleyici. Peki buyurun. Saygı duyuyoruz. Buyurun. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz herhalde. Buyurun. İyi, teşekkür ederim. Hocam bende kabızlık sorunu çok var. Sizinlik var. Hı hı. Onu sürekli diyet de yapıyorum. Yürüyüş de yapıyorum. Ama bir türlü bu işlem de sikinlik oluyor. Bulgurum yesen sikinlik oluyor. Bir türlü kilo fazla veriyorum. 90 kiloyum. 90. Şimdi, evet, 90. Bakın kiloyum. Size bir haftalık bir şey söyleyeyim. Herkes beni iyi dinlesin burada. Ya bir de Türkiye'de şu var. Mega kolon dediğimiz bir şey var. Çok uzun bağırsakları olan insanlar var. Bunun için bir kolon filmi çektirmekte, kalın bağırsak filmi çektirmekte fayda var. Bir baktın o açıdan. Kolon o kadar uzun ki o yolu aşmak biraz zor oluyor tabii ki. O yüzden de kabızlık bu anlamda da biraz fazla yaşanıyor. Irritable kolon dediğimiz, strese bağlı kabızlık ishalle giden ve genellikle de yaşanılan hayat şartlarının zorluğundan kaynaklanan bir hastalık var. Bu açıdan da baktırmak lazım. Tiroidine mutlaka baktırmak lazım. Ama belli besinler söyleyeyim. Bir hafta boyunca bu besinleri her birinden en az ikişer defa tüketin. Not alıyor musunuz? Herkes de not alsın. Yazalım, yazalım. Her biri en az ikişer defa. Yoğurt, kefir, tarhana çorbası. Kefir, kefir. Tarhana çorbası. Evet. Ekşi mayalı, evet, ekmek. Evet. Yazıyor musunuz hepsini? Evet, evet. Kış geliyor. Kış geliyor. Boza. Evet. Sevmeden'den not alabilirsiniz bunlar. Evet, Sevmeden'den, evet, not alınabilecek bir şeyler. Önemli bilgiler. Teşekkür ederiz. Bu evet, duygular çok çok önemli bizim için. Evet. Boza. Yazdınız mı bozayı da? Ve iki tane, evet, salatalık. Hangi iki tane turşu. Salatalık ve lahana turşusu. Evet. Haftada en az ikişer defa tüketiyorsunuz. Bir de yaptığınız bütün salataların üstüne sirke mutlaka koyun. Ne yaptın? Elma sirkesi. Elma sirkesi de olabilir tabii. Tam anlayamadık ne olduğunu, ne yaptın biz yani, evet. Niye bunları saydım? Bağırsağı çalıştırdınız. Bağırsağı çalıştırdınız dedi birisi. Yani bir mantık var. Ben bağırsaktaki bakterilerin sayısını arttırmaya çalıştım hanımefendi. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir şey söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun.
Hocam ben sulu yemekler yediğim zaman affedersin güzel çıkıyorum. Ama yem bulgur, pilav yediğimde çıkamıyorum. Güzel. Çünkü sıvı almak ve hareket etmek arkasından devam edeceğimiz kısımlardı. Mesela ameliyat sonrası hastaları bilirsiniz. Birçoğunuzun geçirmiştir. Hemen yürütmeye çalışırız. Ya hasta sahiplerine de biraz gaddarca gelir. Ya evet, adamı neden? Daha dün kestiler, bugün yürütmeye çalışıyorlar. Çünkü hareketle bağırsak hareketi başlar. Bir insanı yedirebilmek için de bağırsakların hareketinin olması lazım. O yüzden o ilk çıkış çok önemli. Aynen, deli gibi yürütürüz. Sorarlar. Sıvıdan başka bir şey vermeyiz. Ya biz şey değiliz ki, sadist değiliz ki, yemesin, yürüsün. Hayır, onun bağırsağı bir önce çalışacak ki ben de onu besleyeyim. Dolayısıyla o yürümenin etkisi budur. Benim kendi yöntemi de söyleyeyim. Şimdi hanımefendi söyledi. Ben hayatım boyunca çok stresli... işte doğu hizmetimizde o zaman terörün böyle korkunç olduğu bir dönemdi. O dönemin içerisinde çok stresliydi tabii. Şehit askerlerimiz, şehit polislerimiz geliyordu. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Onların hakkını ödemek falan mümkün değil yani. Oralarda yaşamış bir insan olarak oradaki huzurumuz, buradaki huzurumuz o vatan çocuklarına, o aslan parçası evlatlara bağlı. Onun için bir kere daha onlara minnetle dua ediyorum, şükrediyorum. O dönemdeki stresin dışında benim hayatımda hiç kabızlık falan olmadı. Niye? Ben 6 yaşından beri yürüyorum. Deli gibi su içerim, beslenmeme dikkat ederim. Ama bütün bunları yapamıyorsanız, o zaman şunu yapmaya çalışın. Mesela ben sabah yürüyüşe gitmeden önce iki tane kuru kayısıyla ama mor kayısı, gül kayısı diyoruz ya. Mor kayısıyla arkasından bir bardak su içerim. Yürüyüşe çıkmadan önce de bir elmanın yarısını kabuğuyla birlikte yerim. Arkasından yürüyüşüme çıkar gelirim. Hiç sekmez, İSKİ'ye müthiş katkılarım olur arkasında. Hiç sekmez arkadaşlar. Dolayısıyla... İSKİ katkılarınızı bekliyor sonra ama böyle katkılıyor. Sonra eve gelip kahvaltımızı mı ettik yürüyüşten arkasından sonra? Arkasından, aynen öyle. Değil çünkü mi? Bütün bunlar, o arada tabii şey, duş, muş falan filan. Sonra mis gibi kahvaltımızı yapabiliriz. Mis gibi kahvaltı ne? Bazılarını kahvaltı da tetikleyebilir. Mesela yürüyüşü yapamadığım dönemlerde de beni açık bir çay, çünkü sıvı alıyorum. Hı. Açık bir çay beni tetikler ve gerçekten bağırsaklarım yine çok mutlu olur, bana müteşekkir peki, olur. Yürüyüşü... Az önce anlattıklarım da, çok özür dilerim. Rica ederim, rica ederim. Bağışla beni. Az önce anlattığım besinler de probiyotikler, yani bağırsağınızdaki canlı bakterilerin sayısını arttıran dışarıdan besin yoluyla aldığınız bakteriler. Bunlar bir anda işin şeklini değiştirebilirler ama söylediğim şekilde. Bunu herkes yapabilir mi? Yapabilir ama şunu düşünüyorum. Tansiyonu yüksekse turşuya dikkat edecek. Evet. O tür şeylerin içerisinde bu tür şeylere de dikkat etmekte fayda var. Şey soracaktım, hani o kabızlık problemi yaşayan kişiler eğer yürüyüşe çıkmayacak dahi olsa o kayısı ve elma şeyini yapsın da o kadar etkili olmuyor. Tabii yapabilirler. Ama yürüyüşle birlikte çok iyi müthiş çalışıyor değil mi bu? Tabii, müthiş tetikliyor. Birlikte yani bu iş beraber oluyor. Onun için yapmasında fayda var. Evet, notlarımızı aldıysak telefonumuza teşekkür ettikten sonra artık yavaş yavaş şöyle hep beraber bir mutfağa geçelim. Bir et yiyor ya. Et yemeyek mi ya? Şöyle bir et. Et yok mu? Et var. Et yok mu diyor. Bugün de et ya. Dün çok güzel dün köftemiz vardı. Dün kaçırdın Mehmet abi. Şöyle arkaya doğru alayım seni de kapatmayalım. Abi biz dün şeyde yedik ya. Dün biz eti dün yaptık. Biz dün ızgara yapmıştık. Ya da bilmiyorum ki gül kalacağım ne yapacaksın? Bugün de hiç sebze var. Çağla bir gelsene. Arkadaşlar şu açıdan bir alır mısın? Şunun keyfini yaşayayım ya. Allah'ım. Lütfen hep bu açıda kalın. Abi sadece bu açı istiyorum yani. Lütfen. Şu an bildiğin Daltonlar gibi oldu. Sen misin acaba? Gel. Sen de yanına gel bir Allah aşkına. Biz ne olduk? Biz iki oldu. Bu çok güzel oldu. Ay nasıl güzel bir aileyiz. Ya Mustafa neredesin? Hakikaten güzel aile olduk. Valla çok güzel oldu. Şu fotoğrafı biriniz çekin Allah rızası için. Ben Çağla'dan uzunum diye bir hava atayım ya. Arkadaşlar. Haydi bakalım. Çekiyor benim kız. Şimdi ama bunlar hep bakalım. Sebze. Olsun ne güzel. Bugün bu böyle. Ege yemeği. Bu böyle yoğurtlu. Üzerine de bol soğanla karamelize bir şey yaptım. Bakmak ister misin? Bakın çekinmeyin. Bir de... Rengim düştü zaten. Niye düştü rengi? Acıktı. ama hoşlanmadı tabii. Yeşil fasulyeyle bu böyle bir yemek. Bir bakın bakalım. Bu nedir abla? Bunun bu ismi nedir? Ne? Bizde yok hiç böyle bir şey. Yok. Bunun sizde ismi yok nedir? Değil mi? Bola bu işte siz nereliydiniz? Ben Oğurluyum. Tamam siz etçi doğru. Bu böyle çok hafif bayağı bir şey güzel. Aslında. Güzel. Var nasıl yoğurt, bir fasulyeyle. Bir de bu karamelize soğan var üzerinde. Biberli. Bunu genelde denizliler çok yapıyor. Olmuş. Sen bunu bizim eve göndersen. Senin çok güzel oldu. Fakat bir dakika bir şey göstereceğim. Şimdi bir dakika. Bak onu özellikle izledim. Şimdi dur. İki tane yeni kaşık alabilir miyim? Var tabii mı? Ki. Hemen şimdi, yeni kaşık verelim. Şimdi bakın. İş nerede başlıyor? Şimdi şu benim kaşıklara lütfen arkadaşlar zoomlasınlar. Bu kaşık
Çağlar'ın kaşığı. O kadar. Bu. Benimki tam dolmadan almam ben. Bu da Mehmet Bey'in vallahi kaşığı. Almam. Öyle ne olacak o dentişim? Dolayısıyla bunu da söylemiş olalım. Şimdi bunu tabii zamanla azalacak zaten. Onun için geliyorsun. Zamanla azalacak. Onu özellikle göstermek istedim. Kaşık var, kaşık var. Güzel olmuş. Yedin mi? Yedim. Ben yedirir mi sana? Yedim, yedim. Bu artanlarla yaptım bunu. Bunu da yaptım. Artanlarla. Artan bütün malzemeleri karıştırdım. Böyle bir hani salata, yoğurtlu bir meze gibi yaptım. Bu güzel. Bu da değişik bir şey mi? Değişik bir şey bu. Ondan da yiyelim de. Ondan da al. Şöyle. Bizim narlı işimiz falan. Yemek abi. Tabii. Belli oldu. Doğru. Büyük belli. İhtimal. Et. Mehmet Bey programdan sonra stüdyoda yatacak. Yarınki yemeğe. Çok iyi. Ama doymaz ki bu. Hayır, yani yarınki yemeğe bekleyecek. Bak kamyonun önü gibi giriyor bak böyle. O yok, o şimdi gider. Böyle bir giriş yok. Seviyorum seni. Yedin mi? Seviyorum seni. Efendim, altıncı yemek. Sağlık. Çorba ama bu Çeşme ve Bodrum'un iri limonları. İki tane limonu kabuğuyla kaynatıyorsun. Bu Ege bölgesinin bir çorbası. Sonra içine de bir kestirme dedikleri bir sos yapıyorsunuz. Bu böyle çok faydalı bir çorba. Hayır, siz ruhunuzu katıyorsunuz. Olamaz böyle bir güzel. Bak, Sarma'nın ruhunu katıyor. Bu çok önemli. Uzak Doğu'da, evet, Hong Kong'da bir tane aşçı tanıdım. İyi ki tanıdım adamı. Ve bazı yemekleri tavanın sapını kırarak sapsız tavada yapıyordu. Evet. Bazılarında da tavaların sapı var. Dedim ki yani ha şey mi bu? Yani bir de çok lüks bir yer yani. Böyle bir yerde tavanın sapı kırık olmaz. Bazı yemeklerin içerisine ruhunuzu doğrudan dokunarak koymanız lazım. Dolayısıyla evet, ben bazı yemekleri tavaları tutarak yaparım. Bazılarında onun çok önemi var, yok diyordu. O çok çok önemli. Evet. İnanmıştım sevgi. Ona yani. Sevgi sağ katmak lazım. Yemeği yaparken de her şeye katmak olduğu gibi. Ediyoruz. Sonuna kadar sevgi ve enerjini katıyorsunuz. Seni çok seviyoruz. Ellerine sağlık. Hemen böyle biz alkışlarla yerimize doğru geçelim. Program ısımız ile devam ediyor. İstiyorsanız sizi şöyle ön tarafta konuk edebilirim. Birazcık dinlenin. Çünkü biz az önce bahsettiğimiz bu asitli içecek mevzusuna girmiştik. Üzerine bir saat geçti. Unutmadım. Hakikaten. Unutmadım. Asitli içecek içiyorsunuz değil mi? Asitli içecekler içiyorsunuz. Hocam bir şey diyebilir miyim? Ben hayır. İçiyorlar. Elçiye zeval olmaz. Yolda gelirken telefon açtığım zaman bir ablamız o arada bizi dinliyormuş. Beni aradı. Hocama söyleyin lütfen rica ediyorum dedi. Bir aracı ol dedi, beni de zayıflatsın. Araması gerekiyor. Telefon evet. Bekliyoruz. Tamam, eğer öyle bizim telefon numaralarımız hep altta geçiyor arıyor, zaten. Arıyor, düşüremiyor. Ama işte o da birazcık şans olsun mu Mehmet abicim? Senin şansın oldu. Öyle sizin şansınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz telefonları almaya devam ediyoruz. Allah'a emanet. Mehmet Bey tamam olur. Gidin istiyorsanız. Herhalde karnınız da doydu. Allah karnım doymadı. Hayır, İki karnım doymadı. Yemek de bir... Ya harika ya çok. Çok güzel. Bayağı keyifli bir zaman geçiyor. Çok, siz çok, ona çok, benziyor. Çok. Aynen öyle. Ben evet. Seviyorum öyle hastayı. Şimdi bu bir, gel sevgili Çağla. Bu bir gazlı içecek biliyorsunuz. Gazlı içecek içtiğinizde içmiyor falan diyorlar. Yok herkes içiyor onu biliyorum. Doğru mu? Değil. Ben neden değil? Içmiyorum. Gazlı içecek içtiğiniz zaman içinden ne akıyor? Asit. Hayır ne yani? Sıvı şeker. Katı ne geliyor? Sıvı. Sıvı geliyor değil mi? Lok 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 evet. İçiyorsunuz. Oysa ki ben şöyle bir şey yaptım. Bu gazlı içeceğin kafasını... Yok ettim. Evet. Bakın içinden içtiğiniz zaman aslında siz ne içiyorsunuz gerçekten? Ay çok çirkin bir şey yapma ne olur. Yok canım öyle. Ne, hangi kötü şey? İçtiğiniz zaman bunu içiyorsunuz. Ay şeker. Evet. Ve kaç tane biliyor musunuz? Şunları bir kenara aman nimet. Şunları ne olursa olsun. Siz her bir kola içişinizde şöyle bir kola içişinizde 12, 13 tane kesme şeker içiyorsunuz. Aslında siz bir kola içtiğinizde 3 aşağı 5 yukarı sevgili yönetmenim de gösteriyor. Siz bu kadar beyaz şeker içiyorsunuz. Ne var bu kadar beyaz şekerde? Şu var. Bir tane beyaz şeker. Şu kadarcık beyaz şeker. Çağla. Evet. Tam 20 kalori. Az önce bir şey anlattık. Deli gibi uğraşıyorsunuz. Yani 5 dakika ip atlayarak ya da 10 dakika ip atlayarak ancak bunu. Ay 5 dakika. Şu ya. Şeker için lıp gidiyor ama 5-10 dakika ip atlamanız gerekiyor. Ve beyaz şekerin zararında mesela bizim doktorların arasında da zaman zaman görüş ayrılığı vardır ama bir konuda hiç yok biliyorsunuz. Hı. Beyaz şeker net bir zarar. Onun için
Bu tür asitli içecekler içerken ne olur dikkat edin. Bu içtiğim şey aklınızda kalsın. Bilin yani en bir azından, avuç dolusu evet. kesme şekeri o asitli içeceği içerken vücudunuza alıyorsunuz. Ve bu da net toksin. Ne içelim? Ayran. Ben ayrancıyım. Ayran su. Başka net. Bir şey yok bende. Aynen benim de öyle. Ayran ya da su. Çok krizde kalırsam. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Hı. Çok krizde kalırsam. Yine böyle şey asitli içecek içeceğim. Perişanım birden bırakamıyorum. Şunu yapın. Bir bardak alın. Üçte ikisine kadar. Maden suyu koyun. Üçte birlik kısmını o içecekle doldurun. Ha, giderek azaltır. Hissedin, aynen öyle. Dilüve edin onu. Azaltın. Dolayısıyla yavaş 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 onun miktarını azalttıkça o içeceklerden de kurtulmuş olursunuz. Harika. Peki tezgahımıza geçelim. Geçelim. Şu yumurta konusunu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Hangi yumurta daha iyidir? Tazeliğini nasıl? Çok klasik bir şey var. Minik klasik bir deney yapacağız. Şuna biraz daha su alabilir miyim? Hemen şuradan dökeyim mi? İster ha, misin? Olur. Burada da var. Tamam şurada. Tamam. Nasıl anlayacağız? Basit bir yöntem. Bunu yani. Biliyorsunuzdur. Bayat yumurtayı nasıl anlarsınızı biliyorsunuzdur. Ama ben başka bir soruyla başlayacağım. Hı. Kahverengi yumurta mı daha iyidir, beyaz yumurta mı daha iyidir? İkisi de aynıdır. İkisi de aynıdır dedi birisi. Hı. Peki kahverengi daha iyidir diyenler. Birinci cevap öyleydi. Kahverengiciler var. Beyazcılar beyaz daha iyidir diyen fark ediyor. Ben aslında bilemedim aynı hiç fark etmiyor yumurtanın şeyine göre dediğiniz gibi. Yumurtayı yapan tavuğun cinsine göre yoksa evet, onun dışında diyeceğim. Hakikaten bir şey fark etmiyor. Gayet basit bir yöntem birçoğunuz biliyordur ama tekrar söyleyelim önemli çünkü bu eğer botulismus toksiniyle dolmuşsa ve bayatlamışsa vücut için çok ciddi zehirlenmelere yol açan bir tablo ortaya çıkarır. Onun için bayat ya da olmaması önemli. Attım battı. Fakat batış şekli de önemlidir. Bakın battı ama. Kafa üstü battı sanki. Aynen. Tam böyle batarsa. Ha güzel ya rejim muhteşemsiniz ya. Hı. Tam böyle batarsa bu iyi, taze, biraz açı yapıyorsa, 45 derece kadar açı yapıyorsa hafif tazelik gitmiş. Dik duruyor ise tazelik bayağı gitmiş. Eğer suyun üstünde duruyor ise o artık bayat demektir. Yani sadece batması da güzel oldu ama burada denk geldi. Evet, hiç biz denemedik bunları hakikaten. Yani, söyleniyordu ama denemiyorduk. Yani tam olarak yatay olarak batması lazım. Yumurtanın taze azıcık açı olması. Bile yapsa ya da şu dik dursa bayatlamayı orada bile mu? Bayatlama şeyi hafif hafif başlamış buna dikkat edin özellikle şey evlatlara yedirirken. Peki şey mi hafif böyle başı kalktıysa tamam bu çok fazla bayatlamamış biz bunu yiyelim mi? Yani o yenebilir çok hafif baş kalkmasa yenebilir. Bir parça. O kadar ama artık 45 derece açı yapmaya başlarsa böyle düz değil de açı yapmaya başlarsa. Almış başını gidiyorsa artık yani, dokunmayalım yani, o yumurtaya. Evet o kadar peki. Zorlamayın. Bir telefonumuz var onu alıyorum hemen. Alo. Alo. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ya benim göğüslerimde aşırı derecede büyüme var. Beni rahatsız ediyor. Evet. Ne yapmam gerekir yani? Onu bir çare bulamadım. Doktorlara gittim. Ama doktorlar diyor bu diyor normal diyor. Normal değil. Bayağı büyük. Kendi bünyem zayıf olduğu için hani. Döşüm büyük. Böyle omuzlarıma veriyor. Sırtıma veriyor. Ağrısı kollarıma veriyor. Ve beni aşırı derecede rahatsız etti. Sesime verdi şimdi. Kaç bağırım yaşındasınız? Ağrısı. 49. Ne zaman başladı bu probleminiz? Bayağı bu problemim bir senedir, iki senedir var. O zamanlar hafif de şimdi gittikçe büyüyor yani. Bayağı bir büyüme var yani. Kilosunu da tutuyorsunuz. Şimdi mı? Tabii soralım. Toplam kaç kilosunuz? 78 kiloyum şu peki, an. Peki süt geliyor mu? Yani hayır sütüm yok. Benim çocuğum olmadığı için süt yok. Hayır soru şey için sordum. Ya da göğüs başları vesaire bir değişiklik, renk değişikliği ya da orada bir yara vesaire bir problem var mı? Yanma oluyor genelde, acıma oluyor. Şöyle yapmakta fayda var. Tabii şişiyor. Tabii bu görmekle ilgili bir şey olduğu için bir genel cerrah arkadaşımızla görüşmesinde fayda var. Yani çünkü nedir peki? Ne olabilir şimdi, bu acaba? Bir sürü tabii göğüslerin büyümesi bir estetik sorun olabileceği gibi oradaki yapıların da süt bezleriyle ilgili yapılarında benin iyi huylu büyümesi ya da kötü huylu büyümesinden de kaynaklanabilir. Dolayısıyla görmeden bu tür şeyleri karar vermek hani buradan bir şey söylemek yanıltmak yanlış olur. Dolayısıyla bu çünkü dermatolojik olaylarla bu tür olaylar görülerek karar verilecek olaylardır. Buradan ne söylesek yanlış olur. Onun için bir baktırmasında bir de 40 yaşını geçmiş mamografi çoktan geçmiş aslında evet, belki her 5 senede bir hatta 50'den sonra senede bir diyenler bile var mamografi yaptırması da fayda. Mamografi yaptırdınız mı yakın zamanda? Yaptırdım canım bir sene oluyor yaptırdım bir şey görükmedi ama dedi büyük dedi sağ tarafım biraz daha büyük tabii ki. Çok sorun değil o zaman yani mamografide herhangi bir şey çıkmamışsa İyi o bari. Açıdan rahat olabilirsiniz. Estetik açıdan bir sıkıntı veriyorsa onun da yöntemleri var zaten.
Geçmiş olsun diyoruz şimdiden ve hemen bunun ardından bir sokak sorusu alıyoruz. Siz sorun dedik. Bakalım ne sormuşlar Gürkan hocamıza. Uzun süreli beni tok tutacak atıştırmalık ne tavsiye edersiniz? Ne yememi istersiniz? Bu konuda en iyisi E vitaminidir. E vitamininin en çok olduğu besinlerden bir tanesi de bademdir. Fakat bademin geçen programda sizle mi konuştum bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Bademin de kalorisi bayağı vardır. Mesela bademin kalorisi fındığın kalorisinden daha yüksektir. Bir bademin 5-6 tane badem neredeyse 2 dilim ekmeğe, 1,5 dilim ekmeğe yakın bir kalorisi vardır ama tok tutan besinlerden biridir. Ben en çok şunu öneriyorum. Bak bizi seriden herkese. Yarın sabah kahvaltıda bir omlet yapsınlar. İçine de ıspanak sotelesinler. Ispanak sotesi artı ıspanak soteli omlet gerçekten insanı uzun süre tok tutma konusunda çok başarılı besinlerden biridir. Protein tok tutar. Yani et, süt, yumurta, tavuk, balık bunlar kuru baklagiller mideyi geç terk ettiği için bu çok klasik bilinen bir şeydir. Ama hakikaten tok tutan besinlerdendir. Bundan da yiyebilirsin ama tok tutulmak bakın. Tok tutulmak değil mesele. Belli saat aralıklarında düzgün bir şekilde acıkmak önemli. Bunun için de ortalama 3 ile 4 saatte bir acıkan bir bünyeniz varsa bu da normaldir. Bunu unutmayın. 3 ile 4 saatte bir acıkan bünye normaldir. Onu da söylemiş olalım. Peki bir seyirci sorumuz var. Onu da alabiliriz. Buyurun. Hocam aslında Mehmet Bey buraya geldiği zaman çok güzel bir şey söyledi. Bir konuya değindi. Bu pek çok kişinin müzdarip olduğu bir konu. Sigarayı bıraktıktan sonra insanların iştahı açılıyor. Biz orayı es geçtik. Ve çok kişi bundan müzdarip. Yani neden? Ben sigarayı ve bunun bu yüzden sigaraya başlayan insanlar var. Tekrar doğru duymuştum. Evet. Bunun için bir formülünüz var mı? Şimdi şeyi söyleyelim önce. Tabii oradaki sıkıntı şu. Hayatımızı endorfin üstüne kuruyoruz. Doğru. İyi bir program yapıyorsun. Çocuklarına iyi bakıyorsun. Arada görüyorum Instagram'dan. Onlar işte basket oynuyor falan filan. Mutlu oluyor anne olarak. Benim için de öyle. Çocuğum çok başarılı. Benim mesleğimi sürdürecek bir evladım var. Acayip mutlu oluyorum. Gurur duyuyorum onunla. Sizler için de öyledir. Çevrenizdeki insanların başarısı, kendi başarınız size mutluluk sağlıyor. Mutluluğun hormonu da var. Endorfin. Bu endorfin hormonunun sizde artması birçok nedenle olabilir. Biri işte bir şeye göre gibi. De değişebilir. Tabii mesela. Çocuğunuzun mutluluğu sizi mutlu eder. Yeter. Annesi babası çocuğu başarılı diye hayatta başka hiçbir şey istemeyen mutlu olan insanlar var. Tarlasından aldığı verime hayatını bağlamış insanlar var. Dolayısıyla bütün bunlara bak. Bütün hayatı kazandığı para üstüne dünya kadar para kazanmış. 10 tane arabası var. 50 tane evi var. Adam hala mutlu değil. 51.yi almaya çalışıyor. Yani. O adamın kafa yapısı bir kere bunun için uygun değil. Mutluluğu sağlayan şeylerden biri maalesef o hormonu arttıranlardan bir tanesi sigara. Şimdi sigaranın yerine koyabileceği en basit şey olarak vücut onu bıraktığında neyi buluyor? Yemeği buluyor. Yemek de mutluluktur. Hmm. Yani ya akşam bir yerde oturalım bir şeyler yiyelim diyoruz hemen. Ya niye akşam bir yerde? Akşam biraz yürüyelim de konuşalım yani. Mesela. Yok bir yerde bir şeyler yiyelim. O yemek hissi endorfini yükseltir. Mutluluk hormonu. Sigara da mutluluk hormonunu yükseltiyor. Maalesef kötü de bir yöntemde de olsa. Siz sigarayı bırakınca en kolay ona yakın neyi buluyorsunuz? Yemek. Yemeği buluyorsunuz. Resim çizmek de endorfini yükseltiyor. Müzik dinlemek de yükseltiyor. Bunlara yönelmek yerine buraya yönelirseniz o zaman hakikaten işimiz zor oluyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir programda da söylemiştim. Çok da ilgi gördü. Bir hanımefendi için mutluluk hormonlarından bir tanesi de erkekte olmayan bir mutluluk hormonu oksitosindir. Sizde var o. Bende yok. Oksitosini yükseltmenin yolu ne biliyor musunuz? Ne? Bir hanımefendiye sarılmak. Bir kadına sarılmak. Hatta sırtını dostça, sevgiyle okşamak onun oksitosin seviyesini yükseltiyor ve gerçekten onu mutlu ediyor, huzurlu ediyor. Şimdi eve gittiğinizde size birileri bir sarılsın ya da gittiğinizde beyler sarılmanız gereken birisi varsa sarılın. Sarılın ya, harika bir şey, gerçekten çok önemli bir şey ve bakın sarılmak sadece şey anlamında da değil. Böyle bir karşınızdakine sevgi iletmek anlamında değil. Onun mutluluk hormonunu yükseltecek bir işlem yapıyorsunuz. Bir insanı mutlu etmekten daha güzel bir şey var mı hanımlar beyler? Yok. Söyler misiniz bana? Bol bundan daha huzurlu olduğunuz bir an oluyor mu? Evet, kesinlikle. O hastalar karşıma gelip demiyorlar mı? Hocam Allah razı olsun kolesterolüm şöyleydi şuraya düştü senin sayende çok iyi oldu. Dünyanın en güzel şeyi. Ve sana bir sarılıyorlar mesela değil mi? Şey. Değil mi? Fahriye abla. Fahriye teyze her geldiğinde ya. Sarılır öper ondan sonra gider. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 5 milyon dolardan çok daha kıymetli onun o sarılışı var ya, onun o öpüşü var ya, onun o sevgisi var ya, çok daha kıymetli. Bu arada Mehmet Bey biraz dinlendirirsek Mehmet Bey alabilir miyiz? Mehmet Bey orada mı? Ha?
Çünkü Gürkan Hocam bir Mehmet Bey ile ilgili neler yapılacak onu bize kısaca anlatsın istiyorum. Sizi biraz dinlendirelim istedik. Çok yorduk Mehmet Bey. Ha? Evet. Neler yapılacak? Nasıl bir yol şimdi izlenecek? Şimdi yapalım. Ne yapacağız? Çünkü sonuçta güzel. Artık bundan sonra Gürkan Hocamıza emanet. Güzel. Ne yapacağımızı söyleyelim. Şimdi Mehmet Bey geldiğinde bizim tıbbi ekibimiz onu alacak. Önce ben gene bunu ne yaptım? Elimde dolaştırıyorum. Kalemi mi? Vallahi kalemi nasıl bir adamım ben ya. Tamam. Buldu vallahi. Şimdi Mehmet Bey ne yapacağız? Bu Mehmet Bey'e ne yapacağız değil aslında bu. Zayıflamaya giden herkese yapılması gereken. Bir, kan tahlilleri yapacağız. Kan tahlillerinde ne isteyeceğiz? Yazalım o zaman herkes bilsin. İnsülin isteyeceğiz. Bakın açık açık yazıyorum. Açlık kan şekeri isteyeceğiz. AKŞ diye yazıyorum onu kısaca. İnsülin direnci var mı diye bir insülin direnç testi isteyeceğiz. Ona HOMA diyoruz. Büyük bir ihtimalle son 3 ay içinde ne oldu bu adamın kan şekeri, ne durumdadır diye hemoglobin A1C dediğimiz bir test isteyeceğiz kendisinden. Devam edeceğiz. Karaciğer fonksiyon testlerine geçeceğiz. SGOT ve SGPT diye 2 tane test isteyeceğiz. En basitinden bunlar. Devam edeceğiz. D vitamini testine bakacağız. Devam edeceğiz. B12 testine bakacağız. Yetmeyecek. Bakın burada bir eğitim yapıyoruz. Hakikaten eğitim yapıyoruz. Yani burada doktor arkadaşlarımıza da, diyetisyen arkadaşlarımıza da, hasta olarak gidenlere de bunlar olmazsa olmazı da öğretiyoruz. Yani onun için çok doğru bir şey yaptırdın bana yani şu anda. Çok açık açık söylüyoruz. Devam ediyoruz. T3, T4 ve TSH yani tiroid fonksiyon testlerini isteyeceğiz. Evet. Biraz böbreklerine de bakacağız. Üre, ürik asit. Nerede ne var hepsi ortaya çıkacak önce. Aynen. Kreatinin isteyeceğiz. Evet. Az önce anlattım. Magnezyum isteyeceğiz. Kolesterol grubunu isteyeceğiz. Yani bir sürü kan tahlili yapacağız. Tahlili yapılacak. O kanını verecek, geçecek. Nereye geçecek? Bir diyetisyen arkadaşımın yanına geçecek. O ona yaklaşık 70 ile 100 arasında soru soracak. Arkasından bir psikolog arkadaşımın yanına geçecek. Psikolog arkadaşım ona özel bir psikoloji testi var. Kendi dolduracak. Onu verecek. O testi dolduracak. Arkasından özel bir tartıya geçecek. Vücudunda ne kadar yağ var, su var, kas var. Metabolizma durumunu öğreneceğiz. Beni hala görmeyecek. Ben yokum orada. Bitmedi. Oturtulacak. Sisteme başlayan onun gibi hastalarımızla birlikte bir konferans verilecek. Neler yapılacağına dair anlatılacak. Farkına varacak. Bütün bunların hepsi bittikten sonra dosyası benim önüme gelecek. Ben dosyasına bakacağım. Sonra diyeceğim ki gel bakalım Mehmet Bey. Sonra ben anlatacağım. Evet. Arkasından da asıl hiç ondan ilk sonra geldiği herhalde gün liste yazılıp gönderilmeyecek. Bak burası çok önemli. Genelde nedir? Gider hemen tak 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 bir şey. Hayır. Mehmet Bey'e diyeceğiz ki bak bu kadar şeyi anlattık sana, öğrendin mi? Hadi bakayım şimdi sen eve. O gittikten sonra bütün ekip toplanacak. Ona uygun beslenme düzenini yazacağız. Çünkü bu o kadar kolay yazılacak bir şey değil. Öyle alıp ezbere yazılacak bir şey değil. Sonra Mehmet Bey'e gidecek. Güzel bir şey daha alacak. Mehmet Bey'in elinde liste tutması gerekmeyecek. Çünkü cep telefonuna her 2,5-3 saatte bir sistemimiz otomatik olarak yemeğinden 45 dakika önce yediklerini gönderecek. Yiyeceklerini gönderecek. Aynen. Aa, dünyada hiç olmayan bir sistem. Her 45. Dolayısıyla konfor bitmedi. Cep telefonuna alacağım. Bir özel benim bilgisayar programım var. Onu yükleyeceğim. Eve gittiğinde bana diyelim gelemedi. Önemi yok. Evde özel bir bilgisayar programı sayesinde onun bütün verileri bana gelecek. Yağı, suyu, kası, metabolizma hızı. Dünyada bu da yok. Türk hekimleri olarak bunu başardık Allah'a şükür. Biz kendi bilgisayar mühendisliğimizle birlikte. Mükemmel ya. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Mehmet Bey dedi ki ya ben bırakıyorum Türkiye'yi. Kanada'ya gidiyorum. Avustralya'ya gidiyorum. Güle. Hiç fark etmez. En güzel yer bizim memleket. Bizim bilgisayar programıyla dünyanın neresine giderse gitsin fark etmeyecek. Dolayısıyla biz bu işi Mehmet Bey'le halledeceğiz. İnşallah. Ama bir şey yapacak. Hepinizin önünde söz verecek. Sözümüzden hiç çıkmayacak. Söz bunu bir alayım bunu sözünü. Bak Mehmet Bey benim karşımda öğrenci olacaksın. Acayip güleriz, eğleniriz ama bir şeyi yap dedim mi ne yapacaksın? Yapacağız. Süpersin. Yapacağız. Orası biraz. Bu güzel yolda hakikaten öncelikle. Bol bol et yedirsen sıkıntı. Bol bol et yedirsen sıkıntı yok. Sen onun sözünü dinlediğin sürece, doktorumuzun sözünü dinlediğin sürece. Ne dersen kesinlikle onu yapacağım. Helal olsun. Bir alkış da Mehmet abime gelsin. Sağ ol. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.
Önümüzdeki günlerde artık yavaş yavaş kilo vermeye başladığında yine Mehmet abiyi konuk almak istiyoruz. Aynen öyle, devam ediyoruz. Bir iki tane bir şey daha sormak istiyorum sana. Çok hızlı hızlı tamam. alacağım cevaplar olacak tamam. bunlar. Bir tanesi böbrek problemleri olanlar hangi besini almalı? Ha güzel, almalı. Biraz koersetin verelim onlara. Tanır mısınız koersetini? Boş verin, bir tane madde. Bu madde elmanın içinde var. Hı hı. Kızılcığın içinde var. Ve böğürtlerin içinde var. Böyle ailede hastalık, bu tür problemleri olanlar varsa elma, böğürtlen ve kızılcık mutlaka bunlardan kullansınlar. Ailede böbrekle ilgili problemi olanlar. Olanlar bu üçünden. Dahil. Tabii koersetin dediğimiz madde var çünkü içerisinde. Harika. Faydası olacak. Hemen arkasından bir sokak sorusu alıyorum. Sizi biraz yoruyoruz ama buyurun alalım. Hocam ben günde 5-6 fincan kahve içiyorum. Fazla mı bu? Ne kahve içtiğimizin de önemi var mı? Yok. Türk kahvesi, kafein. Filtre kahve. Sonra, tabii kafein. Var. Aralarında küçük küçük farklar var ama evet. Dünya Sağlık Örgütü günde 400 miligramdan fazla kahveyi sevmiyor, istemiyor. Yani 2 bardak Bu da mı? 4 bardak maksimum. Ben hastalarıma 2 bardak veriyorum ama yaşa. 2 maksimum 3 bardak. Çünkü kahve dünyadaki en önemli baş ağrısı nedenlerinden biridir. Fazla doz alırsanız başınızı ağrıtır. Yine kahveyi fazla alanlarda halsizlik fazla olur. Tam tersi etkiler yaratır. Onu hep söylerim. Bir kez daha burada söylemiş olayım. Peki çok tatlı yediğimiz bir günün sonrasında ne yapmalıyız? Demin burada bunu yapın. Ha ne o? Bunu bilen var mı? Hadi tahmin. Çayı. Ne gösteriyoruz? Ne gösteriyoruz? Ne yapacak acaba bu çay bize? Onu bir anlatalım mı önce? Çok fazla tabii, tat yedik. Ne yapacak bize? Biz su alabilir miyiz? Biraz onun içerisine su koyarsın. Şundan da koyabiliriz. Olur. Şundan koyalım kardeşim. Ne çayı? Paraguay mı? Ha, Paraguay çayı. Değil. Değil. Mate değil. Hadi arkadaşlar serbest atışa geçtik. Değil, devam edelim. Haklısınız aslında, çok da fazla bilinen bir şey ama değil. Ama aslında biliyorsunuz ismini. Bence %100 daha önce defalarca duyduk ama şu anda tatlının üzerine neden yememiz gerektiğini şunu bir öğrenelim. Şunu alayım mı, bir karıştıralım. Bunun biraz şunu rengini vereyim. Değiştir. Aynen öyle. Valla çok güzel bir çay bu. Bakın rengi ne oldu. Bayılırım bu renge, biliyor musun? Ya şu çok güzel bir renktir. Belki bayrağımızın rengine de benzediği için ucundan, kıyısından, sağından. Ben de çok seviyorum içeceklerden. Bu arkadaşlar, bu sadece şeye yaramaz. Böyle tatlı krizini azaltmaya yaramaz. Bunun içine biraz sıkılmış nar suyu da eklerseniz, yüksek tansiyonu olan kimse var mı aramızda? Varmış. Yüksek tansiyonu olan kimselerde tansiyonu düşürmeye de yarar. Bak hem kan şekerini toparlamaya, mesela çok şekerli bir yemek yedin, arkasından bunu içersen hibiskus çayı, şehzade çayı diye geçer. Hibiskus. Aynen. Bunu benim en çok sevdiğim çaylardan biridir. Kullanırım da, içerim de. Hibiskus çayını içerseniz şekerli yediğiniz bir yemekten sonra bir etkisi daha var. Şekerin emilimini yavaşlatıyor. Baktınız ki o gün daldınız baklavaya, böreğe, şuna buna. Şeker demek illa baklava demek değil, biliyorsunuz. Tuzluların içinde de karbonhidrat var. Baktınız daldınız, hemen arkasından, aynı anda değil. Hemen arkasından hibiskus çayı içerseniz hibiskus çayı o aldığınız şekerin daha yavaş emilmesini sağlar. Harika. Hemen bir sorudan soruyorum. Var mı? Tamam, var tabii bakalım. Ki bende sorular bitmez. Bu demir diyoruz vücudumuzda. Aha. Şu kadar demir var, bu kadar olması lazım falan filan. Onun eksikliğini yaşamayalım, etmeyelim falan filan. Vücudumuzda gerçekten ne kadar demir var? Tahmini olan var mı? Kaç kilo demir vardır mesela vücudumuzda? Ne kadar demir vardır? Ben söyleyeyim size. Yani ne bileyim? Bir kilo. Sevgili kameraman arkadaşlarım. Bir kilo çok olur da. Şunu gösterebilir mi? Vücudunuzdaki demirin hepsini bir çivi haline getirsek... Bu gerçekten kadar, mi? O kadar. 5 santim çivi şunun yapar. Şunun için debeleniyoruz yani aslında baktığımızda. Bu ne kadar önemli. Vücudunuzdaki bütün demir çivi haline gelse 5 santimlik bir çivi oluşturabiliyor. Ama yaradanın ne kadar büyük işler yaptığına bak yani. Evet. O demir bütün metabolizmanı etkiliyor. Dolayısıyla son derece önemli. Peki D vitamini eksikliği neden bu kadar sık görülüyor çok, bizde? Yani tabii ki mevsimsel olarak güneş müneş falan diyoruz ama... Bizden çok güneş olan kaç ülke var? Aslında evet, baktığımızda öyle ama mesela özellikle de şey var. D vitamini takviyesi alınmalı mı, alınmamalı mı? Ben mutlaka veriyorum. D vitamini eksikliği şuna yarıyor, şunu sağlıyor. Biz aslında kötü beslendiğimiz için her bir hücremizin çevresine toksinler bir bal mumu gibi adeta bir şey örüyorlar. Örgü örüyorlar. Örgü. O nedenle aldığımız D vitamini aktif bir şekilde emilemiyor hücreler tarafından. Biz doğru besleyip hastayı hareket ettirip su içirmeye başlayınca oradaki o bal mumu tabakasını hücrenin üstündeki yok ediyoruz. Demir de geliyor, rahat rahat hücrelerin içerisine giriyor. D vitamini ve birçok nutrisyen, birçok besleyen madde. Aslında bak, sağlıklı beslenme başka yerlerden nelere yarıyor? Bir taraftan bunu da söylemiş oluyoruz. Yani söylemediğimiz ne kaldı? Sormadığımız ne kaldı? Bugün gerçekten Gökhan hocamızı gerçekten çok yorduk ya, ama ağzı. Ağzınıza sağlık. Kocaman bir alkış olabilir miyim lütfen?
Az önce yemeklerimizin tadına da baktık. Şahane bir gün oldu. Çok teşekkür ederim. Her zaman sağ bekliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük efendim bizden bu kadar. Umarız bu değerli bilgileri not almışsınızdır. Buraya da biraz kaydetmişsinizdir. Yarın bir aynı saatte yine görüşeceğiz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.